İşte o an geldi. Şimdi de o dev ismi davet ediyorum. Banu Altın. Çok mersi. Çok teşekkürler. Banu çok Banu mersi bebeğim. Hoş bulduk bebeğim. Çok mersi siz. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Canımsınız. Buyurun sizi tahtınıza alalım mı? Öyle mi peki? Canım benim. İyi biraz, mi keyifler her çok şey? Çok iyi, her şey güzel. Ucucuna tabii yetişelim diye böyle. Evet ama yetiştiniz tabii ki yani. Ben evet. Zaten burada güzel güzel anonslar falan yaptım. Yoksa Beyaz Orkide'yi ben söyleyecektim yetişmeseydiniz. Bir zaman kazandık. Hayır şey bir de kıyafeti de tam oturtamadan giyemedik. Ben hemen... oturtayım ne oldu? Ya oturduk artık. Ha tamam. Bunu bırakıyorum ben artık. Ben diğer konuklarımızı da tabii davet bebeğim. Edeyim. Ve şimdi diğer dev isim geliyor. Oya Aydoğan. Ay çok şeker. Ay ilk başta gayet dostça. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Bir şey soracağım. İçeride konuştunuz mu? Yok hayır. Zaten ayrı yok, ayrı yok, odalar da. Yok. Hep dostu zaten. Ay belli olmaz. Arada bir laf şey yaparsın ya. Böyle dost gibi derken hiç güvenilmez sana. Aslında arada hemen size... bir laf yaparsın. Ya aslında bence size. Öyle mi? Göreceğiz kaç bakalım. Kaç yıldır görmüyorsunuz birbirinizi? Epeyce oldu. Oldu mu? Oldu tabii. Son ne zaman? En az 5-6 sene. 5-6 sene. Tabii. O zaman ben Ahu Hanım'ı da şimdi davet edeyim. Tabii sonra ki. Birbirinizdeki ilk izlenimlerinizi alayım. Tamam. Ve diğer dev isim geliyor. Ahu Tuğba. Genç yakışıklımıza da Best Model yarışmasında en iyi yüz seçilmişsin. Best Foto Model Barış Murat Yağcı. Heyecanlıydın sen de herhalde değil mi? Bu üç birbirinden güzel kadını getirdin ama mikrofonun yok. Allah. Gel. Heyecan var mıydı? Fazlasıyla heyecan var tabii ki. Ah. Özellikle bir aksilik çıkmasın diye çok dua ettim. Ay niye çıkacak canım sen de? Allah ya bak basamaklarda yok canım sana teslim ettik yani erkek. Aferin sana çok güzel getirdin hepsini çok teşekkür ben ederim. Sana da başarılar dilerim. Çok sağ ol. Bu üç tane güzel kadınla güne başladığın için bir de kendim de katayım dört. günün çok iyi geçecek. Bütün izleyicilerimizin de öyle geçecek, senin de geçecek. Teşekkürler. Efendim şimdi hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten biz ekipçe, iç yapımlar ekibi olarak da Show TV'nin çok mutluyuz ki bir araya geldiniz. Çok güzel şeyler konuşacağız. Çok güzel. Güzel şeyler olmadım ben zaten stüdyoya bay bay. Artık Caner ne yapar beni bilmiyorum. Bay bay bay. Gidersek hep beraber çıkıyoruz. Evet. Ya, program bitince. Gayet güzel başlayalım. Son 15 dakikada bütün her şey çekilsin ortaya. Son 15 dakikada. Bak tehdit ediyor. Siz 5 yıldır, 5-6 yıldır yani birbirini görmediniz. Yani 5-6 senedir bilmem ne kadar yani hepiniz bir 5-6 yıldır görmüyorsunuz yani değil mi? Belki öyle olmuştur evet. Tabii. 5-6 senedir sesini bir şeyle bu da Adem'in. Bu gülüyor başta. Ne niye gülüyorsun? Sinirleri bozuldu. Haklı olabilir. Ne oldu? Aklı çıldı mı? Ay onu da göster. Bir de beni ikimiz de gösteriyor. Niye gülüyorsun bu kadar? Ne var? Ay bir şey gülmüyorum. Dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şeye çok güldünüz. Belki de acaba o yarışma falan mı geldi aklınıza? Neye gülüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Evet Banu Altan, Oya Aydoğan ve Ahu Tuğba ile beraberiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben ilk başta sizlerin oyunculuğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten Yeşilçam'a damgasını vuran 3 isimsiniz. Nasıl başladı bu oyunculuk, bu serüven nasıl gelişti? Siz nereden nereye oyuncu oldunuz? Hayaliniz miydi? Evet, çocukluğumdan itibaren bir hayalimdi. Zaten her zaman şunu söylüyorum. Dünyanın en güzel olayı film yıldızı olabilmek. Ve Allah herkese nasip etmez. Çok değerli bir film yıldızı olabilmek hakikaten çok büyük bir değer. Ve ben Allah'ın sevimli ve şanslı kullarından biriyim. Ne mutlu böyle bir şey söylediğiniz için. Sizde var mı? Aynı şekilde tabii bende de vardı. Ben seneler önce Ayşecik filmlerini izleyerek artist olmayı kafaya koydum.
6 yaşından itibaren Ayşe'cim filmlerini izlerdim ve çok beğenirdim. Onu peki, bir galada hani gördüm. Peki şöhret, meşhur olmak falan mıydı yoksa hani oyunculuğunu yapıp sanatını icra etmek miydi? Her ikisinde. Yani oyuncu oluyorsun, sanatını icra ediyorsun, karşında şöhret ve para, ün de geliyor. Ama en önemlisi halk tarafından sevilmek, o en güzel şey. Gittiğiniz bir yerde ilgi görmek, o dünyalara değişilmeyecek bir şey. Biz de bunu çok güzel yaşadık. Çok ulaşılmazdık. Bir kere televizyon bu kadar yoktu. İnsanlar kolay bize ulaşamıyordu. Çok yukarılarda yaşadık biz bunu. Ben de Allah'a şükrediyorum film artisti o yaydan olabildiğim için. Tabii bize bir şey var Sabahcığım. Yani gittiğiniz yerlerde o yanımda dediği gibi büyük ilgi görüyorsunuz ama uyuduğunuz zaman bile büyük ilgi görüyorsunuz. Uyuduğunuz mu? Filminiz oynuyor. Yani dünyanın bir noktasındasınız, filminiz oynuyor. Yani insanlar her an sizinle. Bu çok güzel bir duygu. İnanılmaz evet. Güzel bir duygu. Sizin nasıl başladı Ava Hanımca? Ben sinema sanatçısı olmak istemedim. Annem babam ayrıldı. Babama inat olarak adım attım. Arkasından nasıl bir inattı bu? Yani neye karşı? O zamanlar sinemada oynayanlara kötü gözle bakıyorlardı. Ailem çok uzun müddet benimle konuşmadı. Son 6 yıl evvel bana merhaba dediler. Yani dışlanıyordum. Şimdi güzel. Herkes oyuncu olmak istiyor. Evlatlarını getiriyorlar ama o dönemlerde bir şey bakıyorlar. Ay, kötü kız mı olmak istediniz? Yani aile böyle bir şey yapsın da bir intikam evet, duygusuyla mı? Evet, intikam duygusuyla başladım. Oldu. Sonra ilk eşimden ihanetleri görünce o adımı bir kez daha attım. O hırs bana yine geldi. Çünkü eşim sanatçılarla birlikteydi. O hırs bana geldi. Evet, evliyken o hırs daha da bindirdi bana. İnat uğruna yani. Var mı erkeklerin böyle bir... İyi ki bir inat uğruna olmuş değil mi? Yani bir sinema... Bir güzel kız almış oldu ama çok kötü demeyelim çünkü bizden evvel Cahide Sonkular, Belgin şimdi... Doruklar, Türkan Şoraylar devasa isimler idi. Tabii yani ama zorluklarını öyle, da onları... çektik yani biz bir kamerayla hani yani birçok... Başaramazsınız korkusu olmuş olabilir. Şimdi o zaman da bir kamera veriyorlar yani bir nasıl bir körün eline veriyorsunuz. Ve burasını kırmızı, burasını pembe ve ne yaptığınızı, ne çektiğinizi bilmeden bir tek kamera ve biz çalışıyorduk. Zorlukları başardık. Yani bizden evvelki jenerasyon daha da zorluklarla yani geldi. Yani şeyimiz yoktu. Kameradan önce kuaförümüz yoktu. Hiçbir elbise şey yoktu. Sponsorumuz yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet, o dönemde hep anlatıyorlar. Evet, sabahlarda elimizde liste tutuşturuyorlardı. Bütün evler benim, bütün arabalar benim filmdeki, bütün o kürkler benim. Tabii canım, yani her şey sponsor yok. Evet. Şimdi mesela telefon ediyorum Nezahatçıma sağ olsun. Hemen koşturuyor. Terzilere o kadar para ödüyoruz. Kuaförler hep biz kendimiz ödüyorduk. Her şey bizimdi yani. Şimdi sponsorlarla evet. Çok halledilen çok şey teknoloji ilerledi. Evet. Bir de karşılığında peki. Çok az para alıyorduk biz. Hani şimdiki arkadaşlarımız mutlaka takdir ediyoruz ve çok güzel kazansınlar. İftar ediyoruz ama çok az para alıyorduk biz. Yani biz parası çok azdı. Biz o zamanlar hep şey zannederdik. Yani o kadar çok filmlerde oynadınız, o kadar meşhurdunuz ki. Yani hepiniz böyle çok güzel paralar kazandınız. Böyle ama o devirde de en iyi film, yani en iyi paraları alırdık. O da bir gerçek. Ama şu anki paralarla kıyaslayınca çok azdı çok paralarımız. Az, evet. Yani bunu kabul ama etmek yani lazım. Ama yani mesela ben hiç hatırlıyorum bugünkü gibi. Türker İnanoğlu'nun ve Berker İnanoğlu'nun verdiği parayla ben 16-17 yaşlarındaydım. Bir spor aldım. Bir de yat aldıydım. Ooo. Demek ki sen iyi para alıyormuşsun yani. Ya. Bunu da inkar etmeyelim. Kitleler, yani. Ahucum farklıydı siz o kadar bebeğim. Para kazanmadınız mı Cava Hanım kadar? Ben o kadar kazandım. Ben aldım, ben inkar edemem. Ama mesela... ben her zaman sinemaya yatırdım. Yani kazandığımı alırdım hemen en güzel giysileri. Eğer zengin bir kadın oynuyorsam. Ama şu da bir gerçek. O zamanki seyirci kitlesi daha azdı. Şimdi çok daha fazla. O zaman Türkiye kaç milyondu belki? Bugün ama kaç öyle demeyecektim. Ama bir, şu anda, bir şey ama başardık şimdi, yani. İnsanlar evinden çıkıp izliyor. Sinemaya gelebiliyordu. Sinema o zaman zaten televizyon yıllardı. Yoktu. Sonra 80'li yıllarda insanlar evinden çıkartmayı başardık. Bir o filmleri hatırlayalım mı? O Yaydoğan'ın filmlerini hatırlayalım. Bir gidelim evet. O günlere. Fotoğraflara, eski filmlere bakınca ilk ne kadar zayıfmışım çıkıyor evet, insanın ağzına. Anam demişim bir anda. Anam ne kadar zayıfmışım. Tabii. Çok şey, güzel günlerdi. Çapanı yerinde yıkılıyor yani. Arkada leoparlar. Benim şapka leopar.
Siz de diyor musunuz öyle kendinizi görünce ay ne kadar zayıfmışım falan diye. Tabii canım ay ne kadar zayıfmışım diyor ama bak şimdi bizim bu kıyafetler tabii tafta olduğu için şey gibi gösteriyor insanı ama ben hiçbir zaman kendimi kilolu gibi görmüyorum. Ama o günlerden bugüne kilo aldınız ya tabii mutlaka ki. Mutlaka tabii oradaki 52 kiloyla şimdinin 62 kilo 64 kilosu bildiğin kaç yani. Kilosun? Bilmem siz 62. Ay inanın 62 kilo musun? Canın çıkmasın. Evet. Bir 80'in üstü diyebilirsin. Yani. 62 değildir yani. Kaç beden? 42 ben mi 44 mi? Ben anlamam bedenlerden. Nasıl alıyorsun? Beden istemeden mi? Ben 90-60-90'ım. Tamam. Türkiye Dokan Bölgün dediği gibi. Devam şimdi. Yani 90-60-90 deyince Banu Alkan'dan başkası gelir mi işte? Ben de 90-60-90'ım. Ay şimdi ayağa kalk diyeceğim de neyse. Ayağa bakalım. Bak elimde ne var? Severim orkideleri çok. Elinde tehdit ediyor görüyorsunuz değil mi hanımlar? Elimde orkide var böyle geliyor diyor. Sen de tehdit ediyorsun kalkmayayım ayağa. Ben hayır ayağa kalkalım dedim yani bakalım o kadar zayıf mısın? Ayağa kalkalım ben de hani. Öyle bir şey hani, olur mu? Hiç mi zaman olur mu öyle şeyler? Ama bacakları falan ince hayatım onun yani. Bacakları ince görüyorum. Sen de çok dönekmişsin. Ayol bacakları ince değil mi? İndirsene bir dakika bacağını. İnce ayol kadının bacakları ince. Kilosu nerede peki? Onu bilemem. Valla ben 62 kilo olmadın ki. Slav kadınıyım ve kilo aldığım zaman her yerimden alıyorum. Ama beni her gören sevenlerin bir yolda gördüğü zaman bana ne kadar inceymişsiniz. Ben biraz böyle o böyle taftalara, o böyle vitrinlerine bakıp bunları böyle giymeyi seviyorum. Belki tabii Türkiye biraz daha bu tür giysiye, hani hep bizde hep biraz böyle tabii siyah tayyör olur, bilmem ne olur böyle dar falan. Kilolar kapansın falan diye. Şey yok ama çok zayıflamışsınız. Çok teşekkür ederim. Zaten bir şey işte bu dan mı? Bilmiyorum ben bilmem. Marka adı söylemeyelim. Evet, İstanbul'da olsa. Yani bilmiyorum ama kalitesinden anlaması lazımdı değil mi? Sana? Anlayamadım vallahi bilemiyorum. Saten böyle yorgan şeyi gibi zannettim. Ay ne yorganı? Saten zannettim. Siz bir gidin. Ben diyorum gidiyorum. Neyse bunları konuşmayalım. Yok neyse bunları konuşmayalım gerek yok. Benzettim demek ki neyse. Ya dünyanın en pahalı giysisini ve kumaşını ne kadar anlıyorsunuz sizi tebrik tabii, ediyorum. Tabii hiç yani hiç Paris'e gitmedik. Doğru söylüyorsun. Vallahi yorgan kumaşı zannettim ben bunu. Böyle bir biraz daha o zaman biraz daha şey yapın bunu. Yani aynısı. Gidin ya da burada doğru çok doğru ya da burada daha iyi anladım. Bir gidin bir ondan sonra görürsünüz. Kıyafetlerde filan da böyle şeyiniz var mıydı zamanında? Yani ne kadar anlıyorsa bu kaliteyi. Çok iyi anlıyorum. Tabii ki çok iyi anlıyorum. Bu oh my god. Konuşmak istemiyorum. Kimlerle tartışıyoruz? İnsanlar oh Türkiye'de 1200 lirayla geçinirken ben bunları tartışmak niye istemiyorum. Niye ben sanatçıyım. Ben bütün kazandığımı ben her zaman söylüyorum. Ben kazancımı beni sevenlerimin şık ve güzel görmesini istedikleri için her zaman paramı o yönde kullandım. Hiç hanlar dikmedim. Ama pişman mısınız hanlar dikmedi? Diye. Hiç değilim. Şu anda rahat geçirebiliyor musunuz? Çok şükür Allah'ıma. Her halimden belli. Pişman mısın? diye bir şarkı var ya. Ağa Hanımcığım siz rekor kıraraktan yani bu üçünün içerisinde 8 kere evlenmişsiniz. Siz bir kere sizde resmi nikah yok. Bu 8 kere evlenmenin... hani böyle koca bekleyen kızlarımız için var mı bir bilmemiz gereken bir şey? bir sırrı. Ben evlenme teklif etmedim ki hiçbirine. Ha nasıl ettirdiniz işte önemli olan o. Kızım olmasaydı 30 kere daha evlenirdim. Ya. Valla. Ha güzel oluyor. Nafaka para kullanmadan boşuyorum çünkü. Birisini uyurken, birisini uçakta giderken. Nasıl yani? Yani... Uyurken boşadın. Uyudum. Evet, birisi uyuyordu. Gittim boşandım. Geldim yanına. Yattım. Ondan sonra iki gün sonra farkına vardı. Niye boşandım. Tekrar yanına yattınız? Yani niye? Uykum vardı. Uyudum. Gittim mahkemeye. Yorgundum da yani. Çalışıyordum da gazinolarda. Uyumayacağım. Gittim boşadım bir dakika diye. Ondan sonra hanımlar matinesine çıktım. Sonra geldim uyudum. Adam boşanmıştı. Yani sonra karıcığım dedi. Ne karısı dedim. Kapıyı kapattım. Dışarıda kaldı. Bir de birisi Amerika'ya giderken boşandım burada kapattım telefonu.
E bayağı böyle hani evlenip pat diye bitirince de bitiyor ha, yani. Bitince bitiyor. Sizin hiç içinizde nikah kıymamış olmanın vermiş olduğu bir üzüntü var mı? En güzelini yapmış, nikah kıymak çok enayilik yani hakikaten. Yani o... E 30 kere evlenirdim diyorsun. Yani şaka yapıyorum, Allah korusun bundan sonra. Yani bir nikah mı, ben hiçbir erkeğin boyunun altına girecek yapıda değilim artık yani. Ya tabii Sabahcığım gerçekten tabii herkese saygı duymak evet, lazım. Evet. Ahu'da. Çok güzel evlilikler yaşadı aslında, fırtınalı ama güzel evlilikler de oldu avucum. Ama ben bir rahmetli Gürbüz Bey, bir de Murat diye ben. ya bir dedikodu duydum, doğru mu? Böyle şeyler falan hediye etmişsin. Bütün Antalya çalkalanıyordu Murat'a. Ay canım benim. Siz ya mi? Hayır ben Banu Hanım. Banu Hanım etmiş evet. Hayır. Öyle duydum yani. Yok bebeğim. Görenler de vardı böyle hediye etti falan diye. Oradaki Antalyalılar konuşuyor. Bilmiyorum ne derece doğru ne derece hayır, yalan. Ben şöyle anlatayım onu. Ben golf oynamayı çok seviyorum. Belek'te uzun süre kalıyordum. Hatta evim de var şu an Belek'te. Evim var derken kira. Sen Alanya'da değil miydin? Orada bir tane var Alanya'da ama şey yani Belek'te de golf sevdiğim için. Biliyorsun İstanbul'da hani bir böyle düz yollar güzel, hoştu. Biz Antalya'dan hep gidip geliyorduk Belek'e. Ben bir kere kendi bittim arabamla. Daha sonra tekrar arabamı gönderdim. Hem de kıyamadığım için o sizin kendi araba. Arabanız yani almadınız. Evet kendi evet. Tıra koydurdum yolladım. İşte hatta onu demek ki doğru söylüyorlar. Çünkü orada büyük orada çok evet. Büyük kişiler şu anda. Onlar orada yaşıyor. Hatta dediler ki Banu'nun hani para durumu nasıldır? Allah herkese iyi etsin. Zannediyorlar ki biz buraya çıkınca para alıyoruz. Televizyon programlarında bir şey zannediyor insanlar. İyi etsin Allah dedim. Bütün sanatçılara Allah iyi etsin. Yani bazı sanatçılarımız var. Nuri Alçolar, Mustafa Topaloğlu'lar hala kirada oturuyorlar yani. Sanatçılarımızın geleceği ilerisini sonumuz yok esasında. Yani olan bir parayı yok. Güvencemiz yok. Olan bir o parayı da için geçerli. Olduğu zaman veren bir insan tiplemesiyiz yani. Ben de onu sordum. Yok hayır. Hem sevgisiyle hem araba hediye etmesiyle. Hayır bebeğim ben şöyle anlatayım. Evet. Antalya'da her gün Belek'e gitmek için, golf oynamak için. Sonra hatta tırdan gitti indirdi falan onu. Yani ikinci kere yolda şey olmasın diye böyle Ferragamo minderler koyuyordum. Parfümle siliyordum o geyiklerisinden böyle Murat bir çok seviyordu bunlar. Tabii yani canım bütün Antalya konuşuyordu. Bu seviyor bunlar. Kendi arabam sonra Ay bu nasıl sevme yani? Ona bir erkeğe bu dolaptan su bile vermem vallahi. Sonra döndü vermem. Dedi ki bana git ya dedi benim derim. Dedi bunlar televizyon genel müdürüydü. Televizyon sahibini de dedi. Hatta böyle bir laf falan olmuş hani müdürün de şarım oldu. Bu kadar ya, yaptın artık sana araba verin. Ben zaten şurasının yani. Garajında tutuyordum gittiğimde. O lüks otomobil bir diyelim isim kullanmayalım ki bir ceza yemeyelim. Öyle mi bebeğim peki. Evet. Ondan sonra avucum onu dediği için. Ağzımdan çıktı ben, o ve ben yani kendim kullanmak adına o kullanmıyordu bile. Sonra bir baktım o tırla yolladığım. Evet. Hatta o gün tırcıların 10. katta böyle elektrikler kesilmiş, 10 merdiveni falan çıktım hani anlaşayım arabamı yollayayım falan diye. Bu kadar titizlenen bir kadın, ahucum sen yok televizyonun sahibinin olur da onun olmaz neyse arabada aynı araba olmamalı diye bir baktım şoförle yollamış. Geriye. Evet ben tırlarla yolluyorum sonra kendim için yolladım ben onu. Bana sormadan ama. Bir baktım evin önünde araba. Bir peki, şoförle. Tamam çok güzel. Peki Banu'cum sana geriye gönderen bir adam ve çok sevdiğin bir adam. Burada Murat da bağlanabilir açıkça. Bu kadar verdin, bu kadar sevdin. Avrupalarda bu paraların yurt dışına gittiğin zaman bu paraların şeyi nereden geliyordu? Murat'ın o herhalde orada müdür olduğu zamanki para takviyesi yoktu. Benim iki erkek kardeşlerim yurt dışında yaşıyorlar. Bedava gidip evine mi oturdunuz? Ne yediniz, ne içtiniz orada? Evet, çok da iyi bakarlar. Çok şükür ben kazanıyorum da. Kazanırken paylaşmışım bir erkekle ama yani. Ama erkekle paylaştım tabii ama siz ben mesela erkekle paylaşmaya mı karşısın? Hayır, ben mesela evet. Yalımın mazotunu da ayarlamadığım gün 2 yıl Murat Bey baktı bana yani. Aa, güzel, o da bir güzel. Gerçek. Bunu herkes de bilir ama Sabahcığım. Yani o da bir gerçek. Hayır, ama Murat şey, Bey benim için tamam. Hani ama aşkım erkeğe... çok büyüktü. Yani verdiğim değer çok çok büyüktü. Hı. Benim hiçbir zaman Murat Bey ne parama tenezzül etmiştir. Ha evet yalıda yaşamıştır. Ben orada yaşıyordum o yüzden.
Asla ve asla. Peki o zamanlar niye böyle bir tutumlu olmadı? Ablam da burada, olmadı? Bak kız kardeşim de burada. Yalı yerine normal bir daire alsaydın, iki tane, üç tane daire alma. Olayların hep Türkiye çok ucuzdu o zamanlar yani. Herkes ama evi falan vardı, vardır tabii ki yani. Daha belki da fazlasını katabilirdi. Neyi soracağım şimdi şey konulardan konuşurken? Ya sizin meslek olarak hep hayatınızda bir rekabet vardı. Fakat mesela bu özel hayatınızda da erkekler konusunda var mıydı bu rekabet? Vallahi biz birbirimize hiç benim sevginin Banu'nun ve onunki olmadı. Oldu mu o ya? Banu'nun uzun seneler birlikte olduğu birisi vardı ve hakikaten ona çok sadıktı. Hep devamlı rahmetli Gürbüz Hanifi ile birlikteydi. Bizim de yok. Öyle biz akrabayız. Hani, şey, akraba bir tek şey olarak yani. Olabilirdi hani, meslek de. Olarak yapmış inşa hayır. ettiğiniz iş olarak. Hayır şöyle bir şey hiç vardı. Olamazdı demiyorum. Olabilirdi de denk düşmedi denk demek düşmedi. Ki. Öyle olmadı yani. Öyle değil olsaydı mi? Ne yapardınız? Kıskançlık olurdu tabii ayol, ki. Benim yani, çok ne sanatçı Oya da biri. Benim çok sanatçı arkadaşlarım var eşlerimle beraber olan. Ben hepsinde de gayet merhaba nasılsın diyorum. Bana ne yani ben ayrıldıktan sonra adamın ne yapması bir sanatçı bizim arkadaşımla bir. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı. Kompleksim yok yani. Olsaydı zaten şu an arkadaşımız devam etmezdi. Biz çünkü hakikaten Banu'yla sevmiyoruz birbirimizi demeyelim ama hiç dost değiliz. Nedir hayır, bu? Ben beni seveni severim ama Banu'dan öyle bir elektrik almadığım için benim de ona bir sevgim yok. Nötrüm yani. Hayır seviyorum siz. Hayır başka bir şey söylüyorum. Ama bizim Ahu'yla dışarıda da görüşürüz beraber dışarıya da çıkarız. Çok sık olmasa da onunla devam eden bir dostluğumuz var. Ama hani herkes ekran başında bizi izleyenler diyebilirler. Bunlar reklam yapıyor. Hani görüşüyorlardır, telefonlaşıyorlardır. Asla öyle bir şey yok. Peki gerçekten benim ben... mesela bir eşim gidip Oya ile evlense ben iftar ederim. Ay niye o evlensin? Ya, misal veyahut da beraber olsa. Almam ki zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bu paylaşım. Aa, her şeyi paylaşamayız. Ben şu işler paylaşıp o kadar açık olamayacağız yani. Kusura bakma. Paylaşımcı bir kişisin. Değerleri değil ben sana bir şey anlatayım son. Bir dakika ben bir şey soracağım. Söyle. Şey soracağım. Şimdi gerçekten de hani ben de karşıdan bir izleyici yerine evet. koyunca kendimi. Acaba diyorum ki hani evet Banu Hanım, Oya Hanım işte bazen atışıyorsunuz televizyonlarda işte yıllardır seyrediyoruz. Keza siz aynı hiç şekilde. Hiç atışmadım ona ben yani. Hayır atışma birbirinizi sevmediğinize dair bir şeyler öyle bir şey var de ortada. Yok. Yani ben sevmiyorum demedim ki hiçbir zaman. Hiçbir zaman da atışmadım yani hiçbir zaman. Ay şimdi eski şeyleri çıkarırlar. Atıştık tabii ki. Cevap yok, verdik ben her zaman söylediğim şudur. Yani Van Alkan ismi sana feda olsun. Yeter ki kültür biyografisi yüksek sözcükler et. Çünkü bazen öyle bir... Çünkü o ya çok tatlıdır. Yani böyle çok içten ve samimi konuşur. Böyle aa ya işte deli bile ya falan gibi. Böyle bunlar beni rahatsız ediyor. Yani onun için belki de... Ben senin en çok ben de patladığımı söyleyeyim. Bak sen istedin. Hollywood yıldızıyım demene sinir oluyorum. Hollywood'da gittin film mi çektin? Ama ne güzel. Aa yani bak, ona bunu sinir da dün oluyorum. Konuştuk. Bak bunu da dün konuştuk. İşte, Hollywood yıldızıyım diyorsun. Hollywood yıldızı olmak lütfen o VTR'ye gider misiniz rica ediyorum. Hollywood yıldızı olmak Hollywood'da gidip film çekmek. Tabii ki orada figüran bile olsa oynamak. Anlasın. Yani. Birazdan anlasın. Gireceğiz onu. Gireceğiz. Çünkü ben VTR'de de dün konuştum. Ya dedim Allah'ım ben Hollywood tarzı yaşayan bir starım. Ayrıca Hollywood'da da çok bulundum ama beni dedim civar ülkelerle 500 milyon 1 milyar kişi tanıyor. Şarın sonu 7 milyar tanıyor. Ne yapalım biz de yani 1 milyara ya da 500 milyon civar ülkelerden bahsediyorum tabii. Bugün İran'da meşhuruz, Irak'ta meşhuruz, Azerbaycan'da tabii ben Yunanistan'da ki. Yürüyemedim mesela. Yani çok hakikaten meşhuruz. Devasa afişlerimiz durur İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Banu Alkan yani meydanlarda bazı ülkelerin. Ama dünya o kadar küçüldü ki bugün Sharon Stone Hollywood yani tabii ki dünya sineması Hollywood sineması demek Amerikan sineması ama yani ben bugün en iyi filmi tekrar yapabilirsiniz Amerikan ortak Türk yapımı Fransa ortak Türk keşke yapımı. Keşke olsa ama şu ya an yok öyle bir şey. Olabilir her an olabilir. Siz film yıldızısınız ya siz ona bakın. Ben şunu söylüyorum dün VTR'de de onu söyledim. Gireceğiz. Aman Allah'ım dedim. Ben Hollywood tarzı yaşayan bir starım dedim. Oya döndü hayır, bu dedi Hollywood ki, tarzı ay, yaşamak ne demek? Ay o işte hayır, onu o tarzı biraz. Bilsen. Hayır o tarzı bilmeme gerek yok siz yani. Siz buna neden sinirlendiniz? Ya, ben de Hollywood dedim ki aa, ben şey, Hollywood yıldızıyım. Sabahçım ben Hollywood hayır, yıldızıyım keşke demedim güzel ki. Yaşasa. Ha, gittim denedim doğru. Gürbüz Bey beni açmak istedi. O bir gerçek. Ama 2 yılda Beverly Hills'te yaşadım. Yaşadığım hayatı da çok... yani yakinen bilenler var Türkiye'de aktör olan
oradaki ihtişamımızı bilen, yani nur içinde yatsın gömüzeyi muhteşem yaşatmıştır. Ve Allah'ım ya, aldı beni götürdü, dedi ki ay canım buradan çıktıktan sonra bir otobüse binmek istiyor. Ben Taksim şey yapacağım, Taksim zincirli kuyu her canlı ölümü tadacaktır yazıcı. Leva var ya, orada ineceğim, halk otobüsü. Yani, neden? Ay sinirleniyorum ayol bu artistlerin bu havaları da. Ya hava diye bir şey yok ki. Ay vallahi bir ama hava bir hava bir hava. Avucum ama bakın bir şey söyleyeceğim. Ayol hepimiz yaşlanıyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Ben 2000'ler geliyor hayatım. Pardon, o sizin fikriniz, kusura bakmayın. Böyle mi kalacağız? Türkiye'de bunun dedi, gibi mi? Çok güzel bir yüzüm var bu anda. Çok güzel bir vücudum var Gürbüz Bey. Daldı beni Hollywood'a götürdü. Hollywood'dan açmak üzere. 2 yıl kadar işte oralarda gittik geldik Türkiye'ye. Daha sonra rahatsızlandı. Orada check-up'a girdi. Mide kanseri oldu anlaşıldı. Ve ben değil Hollywood'u, dünya gözüm görmedi zaten. Ondan sonra da zaten Türkiye'ye döndüm. Neyse. Murat Bey'i tanıdım. Murat Bey'i tanıyınca burada kalıyorsunuz. Hava diye bir şey yapmıyorum. Ben o kadar her zaman şunu söylerim Sabahcığım. Ben o kadar toprak bir kız, toprak kızıyım ben. Ha ben benim için ben geçenlerde 3-4 televizyon programına katıldım. Benim için artık lüks altın yaldızlı koltuklar değil, 24 ayar kaplı koltuklar değil. Benim için artık lüks temiz, en temiz havayı soluyabilmek. En temiz denizde balığı oldu. Ben böyle her yerde öyle ol diye bir şey yok. Öyleyim zaten. Ve ben bunu da siz izlemediniz herhalde. Sen Alanya'da ben geldiğimde neredesin? 3-4 tane televizyon programında artık dünyada lüks şu. Yanıyor kadına şey yola. Var mı? Alın onu oradan. Yanacağım. Valla o mumları mı oradan? Şu mumu alabilir misin ben, biraz? Ben her zaman şunu söylüyorum. Özellikle de son 7-8 programımda artık lüks temiz hava. Neyse lüks. Ve onları çoktan açtım ben. Tabii ki işte, öyle olması işte, lazım. Ben de bu dediğimiz ben bu her gün gidiyorum toprakla oynuyorum. Ne güzel toprağın işte. Üzerinde yürüyorum. Ha. Ama dünyadaki en büyük görgüsüzlük malını anlatmak bugün zaten. Bugün Show TV Caner Bey bile ne yaptı? Bizi bu layık gördü ki bu koltuklardayız. Yani sinirleri alınmış. Şimdi sizin rekabetiniz, o ezeli rekabetinizle ilgili bir bant hazırladık. Hemen onu bir seyredelim. Tamam. Bakalım o ezeli rekabette neler yaşanmış. Yeşilçam'ın güzellerinin yıllara meydan okuyan rekabeti ve tartışmaları hiç bitmiyor. Biz onunla dost değiliz. Yani beni sevmeyen bir insanla dost olamam. Ben Türkiye'de kimseyi rakip görmüyorum kendimi. Biraz örnek olsunlar. En güzelim ben demesinler yani. Yer çekimi var. Aşağı doğru gidiyoruz. Gençler geliyor. Dikkat dikkat yani. Onlar Türk sinemasının en güzel kadınları. Yeşilçam'ın 3 kraliçesi, 3 efsanesi. Banu Alkan, Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan. Siz de beni affedin. Onu elimden almayın. Kafamı kızdırma, daha ileri gitmesi için izin bile veririm. Şimdi dut yemiş bülbüle döndüm. Yıllarca beyaz perdenin zirvesinde olan Banu Alkan ve Oya Aydoğan arasındaki rekabet ve gerilim bir an bile eksik olmadı. Röportajlarımız sırasında da birbirlerine göndermeler yapmayı hiç ihmal etmediler. Beni sevmiyor yani, o 35 sene önceden kalma bir şeyi var. Aa, kadın kendini Hollywood yıldızı zannetti diyor. Sinemasının Afrodit'i, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından ve her dönem konuşulan kadınlarından Banu Alkan'la birlikteyiz. Efendim, öncelikle sizi bu şekilde gördüğümüze çok memnun olduk. Çok, ben de aynen çok memnun oldum sizi gördüğüme. Afrodit Banu Alkan, neden yıllardır tartıştıklarını sorduğumuzda yine Oya Aydoğan'a gönderme yaparak başlıyor sözlerine. Vallahi işte onun bir menajeri var. Banu Alkan bugünlerde çok gündemde demiş, ona bir sataş gündeme gelirsin demiş. Her zaman güzel kadına her dönemde ilgi olur. Şimdi dizi setlerinde başlayan aşklar, biten aşklar, evlilikle sonuçların aşkları olmuyor mu? Oluyordu yani. Herkes güzel bir kadınsın, güzel bir genç kızsın. Herkes bir şansını dener, arar. Bu geçmiş bitmiş bir kural değil. Bu devamlı devam eden bir kural. Oya Aydoğan, Afrodit'le kavgalarının sebebini bakın nasıl açıklıyor. Banu kendisini
beni seçmişti. Benim Banu'ya hiçbir tavrım yok. Banu Alkan'la Oya Aydoğan hiç dost olmadılar mı? Sizin hep hani o rekabetten bahsediliyor. Bunun yanı sıra insanların belki bilmediği, birbirinize zor günlerinize destek olduğunuz anlar da olmuş olabilir. Banu Alkan, Ahut. Kıskançlıklar vardı. Hiç kimse kimseye destek olmadı. Oya Aydoğan, Banu Alkan'la ilgili sözlerini bu kez başka bir kulvara geçerek sürdürüyor. Ahu Tuğba ve ben çok sahneye çıktık. Banu Alkan sahneye çıkmadı. Çok az sahneye çıktı. O dönemde ona Bülent'in böyle bir büyük bir teklif vardı. Çakıl Gazinosu'nda çıksın diye. Galiba beraber olduğu bey kabul etmedi. Ondan sonra işte bir kaset falan yaptı. O bey öldükten sonra bir kaset yaptı. Çok şey olmadı böyle. Bizim gibi çok sahne şeyi olmadı. Biz Ahu ile çok sahne paylaştık. İkili arasındaki söz düellosu şimdi de filmlere taşınıyor. Bu kez Banu Alkan'dan çarpıcı bir açıklama geliyor. Oya Aydoğan'ın hiçbir filmini izlemedim. Belki yani söylememem gerekiyor ama gerçekten çok net filmlerini izleyemedim ben Oya'nın. Hani bir filmini baştan sona kadar yani televizyonlarda gördüğüm kadarıyla sinemaya gitmemiştim. Söz sırası Oya Aydoğan'da. Banu Alkan'ın şarkılarının müzikal değeri yok. Neremi neremi ya onları çok beğenmek ve albümün hani çok müzikal kalitesi var demek mümkün değil. Ama yani o zamana göreydi, dikkat çekmek için yapmıştı herhalde, amacına da ulaştı. Bu gerginlik ne zaman bitecek? Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinin dost olduğunu göremeyecek miyiz? O günler dostluğa döndü diyebiliriz. Yani dostluk değil, biz onunla dost değiliz. Yani beni sevmeyen bir insanla dost olamam. Oya Aydoğan'ın bu açıklamalarına Afrodit Banu Alkan'dan yine manidar bir cevap geliyor. Beni sevmeyen bir insanla dost olamam. Aa, neden öyle düşünmüş? Ben seviyorum. Kim daha büyük bir star tartışması sonsuza dek sürecek mi? İşte ben Hollywood tarzı yıldızım diyorum. Hollywood tarzı yaşayan, hareket eden, belki dünya beni bilmiyor ama civar ülkelerle 500 milyon tanıyor beni diyorum. Dönüyor diyor ki, kadın kendini Hollywood yıldızı zannetti diyor. Tatlı sert tartışmalar yaşayan Banu Alkan, Oya Aydoğan ikilisi neden aynı reklamda rol alamadılar? 7-8 ay önce çok büyük bir reklam teklifi geldi ikimize. Dediler ki sizin Banu Alkan'la hani bir reklamda oynamanızı istiyoruz. Ama biz ona ulaşamadık. Ben yardımcım Erkan onun numaralarını buldu, ulaştırdık biz onları. Fakat benim onlara tek şartım oldu. O 50 lira alırsa ben 49 lira almam. Ben de 50 lira alırım. 51 lira istemem ama 50'ye 50 olur misale. O ne kadar sahneye görünse ben de o kadar sahneye görüneceğim diye bir şeye şart koştu. Sonra Banu ile görüştüler. Ya ben önce kabul etmedim. Daha sonra kabul ettim. Yani öyle kabul ettik kabul etmedik arası falan böyle biz herhalde şey yaparken reklam şirketini kızdırdık. Şimdi Mazze Abacı ile Gönül Yazar oynuyor o filmde. Banu Alkan'ın bu sözlerine Oya Aydoğan'dan sert çıkış. Hangi kötü sürprizle karşılaştı? Ay Oya Hanım bize Banu Hanım'la anlaştık. Reklam işte dönün çekmeye başladı. Fakat sizin rolünüz ondan daha az, ona göre paranız daha az olacak. Ay ben o telefonu alıp evime siz ne söylüyorsunuz dedim ya, ne diyorsunuz siz? Ben size başta şartım bu değil miydi? Yani bunlarla uğraşılıyor artık. Komik gitmiş Banu orada ne demiş? Yani bunu canlı yayında soracağım da kendisine. Kim bilir gitti ne dedi? Oya'nın rolü benden az mı olsun dedi. Yani ben sana bu saatten sonra o fırsatı verir miyim? Banu Alkan, Oya Aydoğan'ı 35 senedir neden sevmiyor? Beni sevmiyor. Yani o 35 sene önceden kalma bir şeyi var. Öyle görüyorum. Yani çok iyi niyetli düşünüyorsa ben ona bir iş bulmuşum. Birlikte bir şey yapacağız. Ya orada gidip de der mi ki benim rolüm daha fazla olsun? Yani. Bu kez de Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'a sesleniyor. Genç nesiller geliyor. Bak 2000'ler çıkacak artık. Biraz örnek olsunlar. En güzelim ben demesinler yani. Yer çekimi var. Aşağı doğru gidiyoruz. Gençler geliyor. Dikkat dikkat yani. Sonu intihar olur yani. Eğer böyle bir şeyin üstüne fazla gittiğiniz zaman, benim diye yürüdüğünüz zaman sonları intihar olur. Çünkü bunu meslek olarak göreceksiniz. İş olarak göreceksiniz. Ama en büyük benim, en güzel benim dediğin zaman, dur kardeşim bak 2000'ler geliyor 200 sene sonra. Geldi bile. Banu Alkan ve Oya Aydoğan'la röportajlarımız devam ederken bu kez Oya Aydoğan
Banu Alkan'ın oyunculuğunu eleştiriyor. Banu tek tip oyuncu bence. Yani o böyle daha çok yürüsün, daha çok baksın, hani çok acıklı ya da çok komedi oynamasın. Ahu daha iyi oyuncu bence. Ahu Tuğba daha iyi oyuncu. Ahu bağırır dersin, bağırır, ağla dersin, ağlar. Çok da filmi vardır. Benim Ahu'dan da bir öne artı geçmemin nedeni, ben bütün bu dram oynamamın yanında son 10 senede de komedi oynadım. İşte Oya Aydoğan'ın Türk sinemasındaki en iyi 3 kadın oyuncu sıralaması. Yani kendimi bir numaraya koyuyorum. 2 Ahu Tuğba, 3 Banu Alkan. İster istemez, kusura bakmasınlar. Banu Alkan, Oya Aydoğan'ın yaptığı sıralamayı baştan aşağı değiştiriyor. Ben Türkiye'de kimseyi rakip görmüyorum kendime. Yani bu belki çok iddialı bir söz ama evet, bu böyle. Gişe rekorlarına bakarsak filmlerin ve tek başına sürmanşet isme bakarsak, yani belki çok iddialı olacak ama Banu Alkan'ın sanki yeri bir farklıydı. Yeşilçam'ın güzellerinin kıyasıya rekabeti ne zaman son bulacak? Biz onunla dost değiliz. Yani beni sevmeyen bir insanla dost olamam. Ben Türkiye'de kimseyi rakip görmüyorum kendimi. Aşağı doğru gidiyoruz. Gençler geliyor. Dikkat dikkat yani. Öyle diyorum. Burada da keselim, canlı yayında karşılıklı konuşuruz daha iyi. Şurada bir açıklık getirmek istiyorum ama. Ben ama sorayım soruyu. Belki onun içerisindedir o cevap da ondan. Ben çünkü kafam karıştı. Ben hiçbir zaman o yayınları rakip olarak gördüm. Hayır, buna belki ben de onu soracağım. Hiçbir çünkü zaman benim görmedim. Kafam ben karıştı. Sadece bir yarışmaya katıldık. O yarışmadan ötürü yıllar sonra ben biriciydim, sen sonuncuydun, ben ikinciydim, ben birinciydim, demedim. Sen birinciydin derken böyle bir sataştı Dev Banu Alkan ismine. Ve ondan sonra Dev da Oya Aydoğan sataştı. Yani sen öyle bir gülerse yarışmaya geleceğiz. Yani bir akşam dedi, teşekkür et Banu Alkan'a. Onu seni görmedim. Hiçbir şey söylemedi. Bir dakika yarışmaya geleceğiz. Var haber. Yapma ama abi. Sen yani önce yarışmada kim birinci? Ya lütfen, ben ret ettim. Ben o da bir dakika dedi de anlattım. Ya aynı gün oradaydı. Bana verildi ama ben memnun ödülü yarattığı için. Ben memnun ödülü geldi dedi ki, koydu önüme. Oradaydın. Banu Hanım dedi, gidin dedi, ret edin. Bu bir sinema güzeli yarışmasıdır dedi. Zaten o sinema güzeli yarışması. Şimdi bir şey diyeceğim Banu Hanım. Siz diyorsunuz ki ben Oya Aydoğan'ın hiçbir filmini seyretmedim diyorsunuz. Hayır, çok hepsini tam Oya sinemaya gidip seyretmedim ama televizyonlarda izledim dedi. Oya Hanım diyor ki Banu tek tip oyuncudur diyor, sadece diyor. Olabilir, ben onu, evet, öyle ben söylüyorum, bunun doğru. Meselesini bile, ben sizi kırmamak için geldim, burada bulunuyorum. Çok büyük sorun. Hepimiz kırmamak için geldik. Ben hiç kimseyi rakip görmüyorum. Ben Türkiye'de iki efsane var. Sarışınlarda Banu Alkan, Esmerler'de Türkan Şoray dedim. Yıllardır her yerde dedim. İbrahim Tatlıses'in programında da her yerde söyledim. Sen kendini öyle yani görebilirsin. Halk seni görüyor mu acaba? Tabii görüyor. Halk seni o yerde mi görüyor belli, acaba? Her şeyden belli. Son senelerde çok reytingin olduğunu zannetmiyorum. Ay, canım, evet ya, öyle zannediyorum Banu'cum. Hanginizin gişesi daha fazlaydı üçüncü arasında? Ahu'nun gişesi hepimizden daha fazlaydı. Röportajın orasını cam kesmişler. Ahu Tuğba'nın gişesi çok fazlaydı. Yönetmenim. Ya ben bunun ayrıca ben doğru, ben doğruyu söylüyorum ama. TRT'de de söyledim. Ahu'nun çok önemli filmleri vardır ve gişe rekorları kırmıştır. Evet. Girsinler. En çok gişe ondaydı. O ama doğru ben, bu. O zaman yönetmenlere sormak lazım. Cam çerçeve kırardı. Yani Gürbüz Bey'in Beyoğlu'nda Yeni Melek Sineması'nın bitişinde bir hanı vardı rahmetli eşimin. Oraya senaryolar bırakılırdı. Bir senede ancak 3 tanesini alır ve yapardık yani. O dönemde Ahu Hanım... Ve imzaladıkları zaman prodüktörler imzaladım diye bağırırlardı Yeşilçam'da. Sizde ay, neler olurdu? Yani siz o kadar da en çok gişesi yapmayan bunları ama konuşun. Bir şey sorun ben yok. Ama gerçekten cevap verilecek tabii ki. Vermeyeyim siz zaten. Hayır, muhatap değil. Yani hayır, o kurvarda muhatap değiliz Oya Hanım yani. Hayır, tabii ki o kurvarda muhatap değiliz. Ben hakikaten masum kadın oynuyordum. Siz sen vampo oynuyordun. Ben hiç doğru vampo olmadım. Öyle, ben her zaman şehir kadının oynadım. Fabrika kızında oynadım. Vamp ne demek? Vamp ayrıca hayır, tek tip oyuncu dedim hep yürür parmak ucu yürür. Şeydir yani o yani vamp oyuncu ne demek yani? Marilyn Monroe da vamp oyuncu muydu ya? Ay sen şu şeyleri bırak Marilyn Monroe'ları falan. Ama vamp mıydı ya? Türkiye'ye yani vamp kelimesi ne demek? Ay, yani ben bunu anlayamıyorum. Mesela Suzan Avcı'ya vamp diyorlar. Vamp kadını oynadı. Hayır.
o rolünü oynadı. Yani o kadını canlandırdın. Ne demek? Ben fabrika işçisini de canlandırdım. Oyuncu olarak kendimi bir numaraya koyuyorum. Ben zaten çok kabul ediyorum. Sizin her dediğinizi kabul ediyorum. İyi bir oyuncu değilim. İyi bir filmim yok. Hiçbir şey yok. Yok yok. Ama çok farklı noktadayız. Ah keşke Oya Hanım düşünebilseniz, görebilseniz. Benim Fransız koleji olduğumu unutuyorsun herhalde. Ben ilkokul mezunu değilim. Ben Fransa Ladies School'larında okudum. Evet, ben ilkokul mezunu. Hem de Paris'te. Bir zengin de Montreux'de, bir koca bulup kendimi Hollywood'lara, oralara göndertmedim. Ne Fransız koleji herkes okuyabilir. Lütfen şöyle döneyim de ben ay fazla olamayacağım. Sinirlerimi bozmak istemiyorum. Doktor var mı acaba? Birazdan tansiyonum çıkacak. Zaten ancak bu şekilde konuşabilirsiniz. Mahalle var mı? Doktor var mı? Sinirlerimi bozamam. O ben ayda, mahalle var mı? Hiçbir zaman öyle bir tarzım olmadı. Ben şaşkınım içerisinde. Ama çok kaliteli bir şey. Çok seviyeli bir şekilde gidiyor. Hiç mi? Merak etmeyin. Çok şeker. Allah sana ahmet. Yoksa herhangi bir şey olsa ben hemen müdahale ederim. Gidiyoruz. Peki bu mesela siz diyorsunuz ki Banu beni sevmediği için sevmiyorum. Siz diyorsunuz ki Oya beni sevmediği için sevmiyorum. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Ben her yerde VTR'de de biraz evvelde öyle bir şey yok. Yani sevmiyorum, seviyorum diye bir kelime dahi yok. Ne hissediyorsunuz mesela Oya'ya karşı? Bizim aramızda bir rakip söz konusu bile olamaz. Biz sadece bir yarışmadan dolayı olduğumuzdan için bugünler konuşuldu. Yoksa oh my god. Peki bu oyunculuk içerisinde sinirleri alınmış. Oyunculuk içerisinde madem ki Oya Hanım'ın iddia ettiği gibi sizin gişeniz daha fazlaydı. O zaman siz ne diyorsunuz diğer oyuncular için? O zaman nasıldı? O zaman bize anlatır mısınız? Biz lafını böldüm ama bırakıyorum bebeğim. Gişe nasıl rekorlar kırdığımızı biliyorsun. Asla avucum yanlış söylemez. İnanırım. Saat sizin önceden reytingleri alıyorsunuz. Bir saat başı. Hayır, ben her zaman onun. Yani saat başı mesela benim belki seans, de dostluğunu biliyorum. Seansları rahmetli Berker İnanoğlu, işte sağ olsun Türker İnanoğlu'na saatle alıyorlardı. Hani akşam seansları alıyorlardı her tarafta. Onları da reytinglerin ne olduğunu ve benim çektiğim film mesela Kayıp Kızlar çok uzun zaman aynı ekiple devam etti. Ben ikincisini çekmedim. Hülya oynadı ikincisinde ama o kadar uzun zaman iki aya yakın kalmadı. O gişelerde kalmadı. Yani çok büyük gişe rekorları kırdım mı diyeyim, ekip olarak mı kırdık diyeyim, onu bilemem yani. Hep beraber kırdınız yani ekip olarak ayıp, da diyebiliriz. Yani çirkin bir kelime olmasın. Peki, yani. O dönem yani içerisinde ben diyemem çünkü. Hiç Oya Hanım'ın veya Banu Hanım'ın, yani sizin üçünüze de soruyorum aynı soruyu. Evet. İlk sizinle başlıyorum. Bir oyunculuğunu veya gelen tekliflerini yaptığınız oldu mu, ne denir? İşte Banu bu filmde oynamasın, kıskandığınız veya önüne seçtiğiniz. Yok, bana öyle bir teklif gelmedi Oya ve Banu olarak. Ben ikisinin şeyle çok ayrı. Ben daha çok daha masum oynadım. Yani daha çok türkücülerle film çektim. Benim rekabetim Serpil Çakmaklı'yla. Biz ikimize ya ona giderdi teklif ya bana gelir teklif. Benim öyle bir rekabetim yok her ikisiyle de. Benim hiç kimseyle rekabetim olmadı. Hiç öyle bir şey yapmadınız yani. O filmde o olmasın, o olursa ben olmam. Ben kimsenin ekmeğiyle oynayacak kadar şey değilim yani. Allah herkesin ekmek yolunun kapısını açsın. Yani ayrıca o kadar çok film çekiliyordu. Kimse onun rolünü alsın diye bir şey yok. Senede 6-7 tane film çekiyorduk. Şey demişsiniz bir röportajınızda. Yaprak filminde siz başroldeymişsiniz. Banu da orada figürandı demişsiniz. Yok, hayır. Hiç aynı filmde olmadık. Aynı ben yalnız bir kere Banu'nun setini durdurtturmuştum Marmaris Festivali'nde. Banu ile Serpil oynuyormuş. Biz Marmaris Film Festivali'ndeydik. Rejisörler çok akıllıdır Türk sinemasında. O anda çekecekti beni, figüran yapacaktı adam. O seti o anda durdurtturdum ben. Çünkü bizim Türk sinemasında saniyelik böyle bir çekti mi uzaktan yakında, orada beni figüran yapacaktı. Helikopterle inmiştik festivale. Ya yaparlar bizim rejissörler. Sizinle Banu'nun haberi vardı. Sonradan oldu galiba. Serpil oldu. Bir baktım dedikodu yapıyorlar orada. Rejissörler yok. Rejissörler durdurtturdu diye. Hakikaten orada seti durdurtturduydum ben. Onların haberi var mı yok mu bilmiyorum ama bugünkü gibi hatırlıyorum.
Vay hani be. Gidersin bir gazino sahnesi çekilir, arkadaşıma destek olsun diye gider oturursun, orada figüran konumuna girebilirsin. İki dakikada yani, evet, yani yaparlar iki, bizim. Eski rejisörler çok akıllıydı çünkü. Deminki görüntülerimizde şey diyorsunuz, Ahu da ben de çok güzel bir şekilde sahne aldık ama Banu sahne almadı evet, diyorsunuz. Evet ben onu da söylüyorum ama doğruyu hani, söylüyorum. Hayır yo, onu ben, değil. Ben her yerde söylüyorum, saygı duyuyorum. Ben zaten son 10 senedir albüm yapıyorum. İkinci albümde Aşkın Kokusu geliyor şimdi. O dönemde ne yapmadınız? Sinemaya çok ağırlık vermiştim. Gazinoyu Gürbüz Bey kabul etmedi ki rahmetli Fahrettin Aslan Gürbüz Bey'in kiracısıydı. Her gün rahmetli böyle konuşurdu. Gürbüz Beyciğim bak ben senin karını çok güzel çıkaracağım. Eve kadar en önemli adamlarımla göndereceğim derdi. Ama Savaş Ay'a da teşekkür iyiydi. Etmesi lazım. Çünkü o Nerem'in bir parçayla Savaş Ay çok evet, doğru, yardımcı Başka oldu. Ayrıca da Allah rahmet eylesin Allah, çok büyük çok sanatçı Şükran Ay'a buradan. Ve ayrıca da evet, bunu konuşurken doğru. Sayın Başbakanımıza da Tayyip Erdoğan'a da Allah acil şifalar versin diyoruz. Sevgili evet. Başbakanımıza. Şimdi bu demin bahsettiniz ya bu güzellik yarışmasından. Artık ben diyorum ki bu güzellik yarışmasını burada bir çözelim. Ayol tacım. Hemen. Ayol Aksaray'da bir güzellik yarışması. Bu yarışmada. Yani, sen seni çok zekil zannederim. O laf kalabalığını. Bir dakika. Bu yarışmada birinci kim oldu? Çok merak ediyorum. Şimdi kulağımızı izleyelim. Ondan sonra da yarışmanın kime geçeceğiz. Geldim bebeğim. Burada canlı yayında ortaya çıkacağım. Ben çatladım artık ya. Bu ne yarışmaymış? Ne bu yarışma diye. Vallahi billahi. Birinciliklere doymayan bir kadın derdi. Ay. Ben tacımı getirdim. Onun tacı nerede? İspatı yarın. Afrodit Banu Alkan'la Yeşilçam'ın efsane güzeli Oya Aydoğan arasında bitmek bilmeyen yarışma kavgası. Anam ne kadar zayıfım, ne kadar güzel. Vallahi süper süper. Bana verilmişti o taç, ben reddettim. Biri Türk sinemasının en gözde, en çekici, en çok konuşulan kadınlarından Afrodit Banu Alkan. Herif beni görünce aşkını unuttu. Takıldı peşime, sürüklenip geliyor. Diğeri Yeşilçam tarihine adını yazdıran ve hep Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yerini alan usta oyuncu Oya Aydoğan. Seviyordum, hem de çok. Ama o çirkin olaylardan sonra duygularım değişti. Şimdi düşünmek, tekrar yanlış bir adım atmamak istiyorum. Banu Alkan ve Oya Aydoğan yıllar önce bir yarışmaya katıldı. Yarışma bitti, birinci kim oldu kavgası yıllarca bitmedi. Birinciliklere doymayan bir kadınım derdi. Ay. Ben tacımı getirdim, onun tacı nerede? İspatı yarın. Sokakta bulduğum bir delikanlının koynundaydım. Ateşli erkek dudakları... Tuttuğu yeri koparan kudretli bilekleri vardı. Kavgacı erkeklerden hoşlanmam. Bu tip erkekler karılarını da döver, pestillerini çıkarırlar. Ne olur iki tokat da kocam vursa? O iki tokat sonra 10 tokat olur. Sevgili seyirciler, Türk sinemasının efsane isimlerinden hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla yıllara damgasını vurmuş Oya Aydoğan'ın yanındayız. Oya Hanım, öncelikle şu fotoğraf tüm Türkiye'nin hafızasına kazıdı sizi. Alev Gündi, evet evet, Türkiye güzelini seç yarışmasında, evet. Anam ne kadar zayıfım, ne kadar güzel, vallahi süper süper. I used to be so fearless, so limitless and free. Happy on my own and nothing really bothered me. Önce söz Oya Aydoğan'da. İki yarışmanın da en güzeli ben seçildim. Güzellik kraliçeninde birinci oldum. Birincilikle birlikte en önemli 6 prodüktörden, o zamanın en önemli sinema prodüktörlerinden başrol teklifleri aldım. Yani benim çok çabalamama gerek kalmadı. Her şey önüme serildi. Bu gördüğünüz Banu Alkan'la girdiğim yarışma değil. Ben iki yarışmada birinci oldum. Bu ilki. Ondan sonra bir de sinema artisti yarışması var. Bir de orada birinci oldum. Birinciliklere doymayan bir kadın derdi. Ay. Banu Alkan'ı orada tanıdım. Ama hakikaten orada da çok güzel bir bayandı. Yaprak isimdeydi. Oya Aydoğan'ın bu iddialı sözlerine Banu Alkan'dan cevap geldi. Neydi orada alıp veremediğiniz Banu Hanım? Ben tacımı getirdim, onun tacı nerede? İspatı yarın. 5 yılım, gençliğimin en güzel yılları yapayalnız ve bunalımlarla geçti. Ama sabrım tükenmişti, ayrılmaya, aldatmaya.
bir çılgınlık yapmaya hazırlanıyordum. Bana şarkı söylemeni istiyorum. Şarkı mı? Hı hı, neden olmasın? Eskiden beni tavlamak için pencerenden serenatlar yapardın. Şimdi dut yemiş bülbüle döndüm. Yeşilçam'ın iki efsanesinin güzellik tacı atışmasında sıra Oya Aydoğan'da. Niye yıllarca devam etti o kavga? Yani ne bileyim, ondan gelen bir şey oldu. Benden hiçbir şey yok. Yani bir de şöyle bir şey kabul etmek lazım. Mutlaka en güzel birinci olmuyor. Belki o benden daha güzeldi. O da birinci olabilirdi ama benim şansımdı, ben oldum. O bunu kabullenemedi senelerce. Benden dolayı ona bir husumet yok. Ondan gelen bana bir husumet var. Yani benden bir şey yok arkadaşlar. Ben gayet normalim. Ben kavga da etmiyorum, cevap da vermiyorum. Ama çok bir şey üstüme gelirse ben de cevap veriyorum artık. Durmuyorum yani. Sesinin ne etki yapacağını hep beraber görelim bakalım. Şimdiden çıkaracağı böğürtü için arkadaşlarımdan özür diliyorum. Hadi bir şarkı söyle bize. Ben nasıl olsa kulaklarımı tıkıyorum. İşte Banu Alkan'ın iddiaları. 100 kız arasından ben birinci seçildim. O zaman prodüktörler güzel kız arıyorlardı. Ve bu tür ses dergisinde sadece Yeşilçam'a ait bir sinema güzeli seçiliyordu. Ben de bir sabun reklamında oynuyordum. Bir İngiliz yönetmen geldi ve bir 100 kız arasından beni seçti. Memduh Ün diyor ki bana bu kızı bulun. Aman Allah'ım. Bu sefer Temel Gülsoy'a dönüyor, diyor ki ya aradığın Kadir Yurdatap'la birlikte aradığın kız senin yarışmanda ve sen jüri başkanısın. İnanamam buna demiş. Ben çekildikten sonra Oya Aydoğan birinci oldu. Ben çekildikten sonra ikinci kalan ya da üçüncü kalan birinciye getirdiler. Maalesef böyle oldu. Evet. Buna yani inanmıyor ama bu gerçek. Artık inansın. Anam ne kadar zayıfım, ne kadar güzel, vallahi süper süper. Ben tacımı getirdim, yani ispat edebilirim, bana verilmişti o taç, ben reddettim. Yıllardır bitmeyen kim birinci oldu tartışması bugün tatlıya bağlanacak. Birinciliklere doymayan bir kadının derdi, ay. Ben tacımı getirdim, onun tacı nerede, ispatı yarın. Şey sormak istiyorum da oyuncum, bu yarışma kaç yılındaydı? Söyledim, 76. 76. Hala bunun kavgası sürüyor mu 1976? Sorulduğu zaman cevap veriyoruz biz. Sana da sorulsa bir şey cevap veririz. Bu birinci. Bunun gerçeği birinci, ikinci. Herkes biliyor ki o yarışmada ben birinci oldum. Yani işte tacım başımda. Geri aldım çünkü bırakmıştım orada. Kapalı ben orada bırakmıştım. Yok, Paris'ten aldım şekerim. Siz kapalı çarşıyı biliyorsunuz. Ben çok severim kapalı çarşıyı. Hayır, Paris'ten mi getirdiler sana tacı başına verdiler? Evet, 35 senedir ben duruyor yani. Ben geri aldım dedim. Orada bıraktım. Kaç sizde. Ama bakın benim de tacı şey olmadı. Ama tacı güzel. Kime yaptırdın kız onu? Vallahi kız bilmiyorum. Vallahi çok güzeldi. Çok güzeldi. Bakayım. Çok güzel ayol. Gerçekten güzel, çok güzel. Kim Paris'ten yaptıysa. Peki şimdi şu 76 yılına gidelim ve şu işi bir artık bu kadar yıl sonra. 16 yaşımı sürüyordum. O yıl da biraz büyüktü benden. Geçenlerde bir yerde itiraf edilmiş. En büyük ben. Benim 211 yaşındayım. Babaannelerim daha kasım bunlar. Ama hakikaten 16 yaşımı sürüyordum. Babacığım lise bir talebesiydim. Sen Michel Lisesi'nde okurken yarışmaya katıldım. Aynı yarışmadaydık son güne kadar. Banu Yaprak isminde oradaydı. Ben birinci oldum yarışmada. Ben devam ederken Yaprak. Reklamlar çekerken oradan yarışmaya katılmıştım. Sizi de oradan yarışıyor. Sonuçta ikiniz de aynı yarışmadasınız. Fakat benim de duyduğuma göre çok büyük bir oy farkıyla Oya Hanım'ın yarışmayı kazandığına dair iddialar var. Benim kulağıma geldi. Yaşıyor. 4 gün boyunca lütfen burada imza. Bu sinema yarışmasıdır. Bütün prodüktörler film çekecekler dediler. Çekmeyebilirler. Sizi değerlendirebilirler, değerlendiremeyebilirler. Ama ben dedi sizi değerlendireceğim. Burada dedi Kadri Yurdatap, Temel Gürse oradaydı. Hepsi yaşıyor ve şu an lütfen sorun bağlansın Memduh'un. Temel Gürse'ye bağlatalım. Ben orada imzaladım. Peki inandım Memduh'une. Çünkü sonuçta onlar da film ama yapacak dediler. Ama ne yazık ki son ve, ana kadar oradaydı ve ben birinciyim ilan edildiğinde ben hiç konuşturmuyor ki. Zaten o yarışmada kimseye taç falan takılmadı. Son ana kadar oradaydı. Öyle acayip bir şey. Konuşturmuyor.
Karşımdaki ekranda siz misiniz? Ben birinci oldum yani yarışmada. O zamandan beri de süre gelen bir şey var. Ya, benim ona karşı hiçbir şeyim yok. Siz hayır, bir uğraşmıyorum. Bana soruyorlar. Bak bana soruyorlar ve söylüyorum. Ama orada söylerken diyorum ki mutlaka her zaman en güzel birinci olmaz. Şanslı olan birinci olur. Belki sen benden daha güzeldin. Onu da aynı diyorum. Çok da güzel seçilmiş. Çok güzel aynı genç kadındın, bakın, genç kızdın diyelim ki yani. Ben senin güzelliğini inkar etmiyorum. Türk sinemasında bir Banu Alkan oldun, onu inkar etmiyorum. Sadece bu soruya doğru cevap vermeni doğru rica veriyorum. Ediyorum senden. Yaşıyor benim oradan çekildi. En iyi prodüktör, Türkiye'nin en iyi prodüktörü. Çekildi ama son ana kadar oradaydı. Fatma, bilemiyorum nasıl çekildi. Bir şey diyeceğim. Lütfen. Peki madem 4 gün boyunca önümdeydi imzalı. Nitekim sonuçta yine de aynı yerdeyiz. Aynı, öyle değil mi avucum? Madem yarışmadan çekildiniz. O zaman niye oradaydınız? Yalnız dedi, benim filmlerimde, benim şirketim filmlerinde oynamanızı istiyorum dedi. Düşünün palavra, dedi orada. Palavra, palavra diye seçilirsiniz ya da seçilmezsiniz. Seçilirsin ya da seçilmezsin dedi bana. Bunların hepsi palavra. İnanmam. Ama ben de burada dedi. Sonra dedi prodüktörler bazı kızlar seçiliyor. Ve değerlendirilemeyebiliyor. Ama ben dedi palavra, herkes palavra, seçildikten sonra herkes sizi filmlerde oynatırsa ben istediğim yatırım yapamam dedi. Peki ben bir şey diyeceğim. Yapmak istiyorum. Aydır bunca sene sen Memduh'yla mi oynadın yani? Yo, ondan sonra bir, diğer çıktın tabii ki bir sürü bak şey yaptım. Mazeret bile yalan. 16 yaşındaki halini anlatıyorum. Doğru anlat. Girişi anlatıyorum. Ya bunu anlamak tutulmuyor. Hayır ben çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Sen anlamıyorsun. Ya seni biraz sarsın ise. Palavra. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bazı yerlerde kilitleri veriyorum. Şimdi siz şey mi demek istiyorsunuz? Ben o yarışmadan çekilmeseydim yani Memduh'un o anlaşmayı Çekildiyse nasıl oradaydı sonuna kadar? Gittim red ettim. İlk üçte red ediyorum diye böyle yaptım. İlk üçte yoktu. Sonuçlar açıldıktan sonra böyle ben geldi. Ben zaten ayrıldım yokum diye. Ama oradaydı. Ondan sonra baktım kimi seçeceklerdi. Beni tebrik ettiler. Merakından gelmiş. Merakından gelmiş. Red ettim. Ben dedim istemiyorum yarışmadan çekiliyorum. Kız çıkar o tacı kafanda. Ondan sonra çıkar o tacı. Aa kıskandı. Tacımı kıskandı. Neyse her şey bir latife. Türk halkı kimi kaçlandırdı çok iyi biliyor. Ben de biliyorum. Türk halkına hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hepimizi çok güzel onore ettiler. Takip ettiler. Filmlerimize geldiler. Bizi seyrettiler. Hepsine hakikaten şükran borçluyuz. Doğrusu da. Yayın o kadar izleniyor ki telefonlarımız susmak bilmiyor. Evet, bir sürü arkadaşım aramış. Sevgili Aycan devamlı aramış. Sevgili Meltem aşkın aradılar ve en önemlisi önümüzde bu ayın sonunda yani Aralık ayın sonunda çalışmaya başlayacağım. Kendisiyle çok değerli bir ses. Sevgili Cenk Eren. Evet, My Pavyon'da sahne alacağım. Öyle bir teklifi oldu. Birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Onun da güzel kalbine inanıyorum. Hepsi aradılar bence de bize. Çok güzel olacak. Bana da söylediğinde sizin sahne alacağınızı ben de çok sevindim. Gerçekten beni yüreklendirdi çünkü ben son 3-4 senedir pek sahne almak istemiyordum. Beni yüreklendirdi. Çok teşekkür ediyorum. Şenay'cığım, Şenay Düdek bizi izliyor. Ona da evet, teşekkürler ediyoruz. Spora gitmemiş. Bize spora gitmemiş. 3 efsaneyi izleyeceğim. Evet ama sana yapıştım dedi. Çok teşekkürler ediyoruz. Yine Jale Sarar izliyor. Arkadaşlarım çok izliyorlar. Çok kişi izliyor. Şimdi evet. Sizlere girersek program biter yani. Sayarız, bir şey doğru. Diyeceğim. Şimdi mesela hani size böyle bir iş geldi sahne alacaksınız. Diyelim ki bir dizi oyunculuğu, bir dizi teklifi geldi. O zaman Banu Hanım da o dizide rol alsın, Ahu Hanım da o dizide rol alsın diye yapımcıya teklif Banu bunu... için bir şey söyleyemeyeceğim. Orada da mutlaka rol için kavga ederiz onunla. Senin rolün büyük, benim küçük. Onun için ona karışmıyorum ama mutlaka ki Ahu'nun, Serpil'in yani bir bütün arkadaşlarımın... Bir daha reklam gelirse oynamayacağım. Bir daha reklam... O sürekli bu reklamda. Şimdi hiç lafımı kesmiyorsun dinle. Bir reklam şirketinden, çok büyük bir şirketten teklif geldi. Gittim ben görüştüm. Dediler bir ama utana çekine söylüyorlar. Hani o da soruyor düşman mısınız falan. Banu Hakan'la oynatmak istiyoruz dediler. Ben dedim ki
eşit para olursa, eşit saniyeler görünürse kabul ediyorum dedim. Ve onlar Banu'yu bulamamışlar. Ben işte araya Eylül Metin'i koydum. Banu o zaman Avrupa'daymış. Onları görüştürdük. Sonra ben Almanya'ya gittim böyle bir yılbaşı için. Almanya'da bizde bir şey vardı ya, aman telefonum çok para yazacak, çabuk konuşsun. Tam indim, bavulu bekliyorum. Reklam şirketi beni arıyor. Dedim ne oldu? Aa, dediler biz Banu Hanım bulduk, anlaştık ama dediler bize bir reklam göstermişlerdi. Bir arabanın içinde geçiyordu. Dediler ki sizin rolünüz biraz daha kısa olacak. Ne dedim, duyamıyorum, ne dedim. Bir yandan da valizi alıyorum. Valiz dövüyor. Nasıl yaptı, nasıl ne yaptı? Dedi. Aa dedim, yani benimki küçük olacak, yani benim para da küçük olacak. Siz dedim ne cesaretle bana telefon açıyorsunuz. Yüzlerini kapattım. Bu reklam. Bak, bir de beni suçluyor. Evet, bir dakika, şimdi bu olayın bir de diğer versiyonunu yani evet, Banu Hanım'ın tarafında dinleyelim. O reklamın hangisi olduğunu söyleyelim. Şu an Abacı ile Gönül Yazar'la, Muazzez Abacı ile çekilen reklam ikimize geldi. Onların kısmetiymiş. Ama bak şimdi diyor ki kabul etmedi, oynamadık. Bak, hayır kabul etmedin dedi. Demedim. Etmişsin. Ama kendi ama bak ne demiş, niye biraz dinleseydin. Ki. Hayır ama belli ki onlar da anlıyorlar. Hayır, herkesiniz öyle. Hayır olamazdı. Bana eşit rol dedim ben. Gerçekten büyük bir reklam şirketi. Çok değerli bir hanımefendi telefon açtı. Banu Hanım sizi dedi, düşündük. Çok da uzun süre çok reklam çekecektik ama devamı gelecekti onun. Sizinle çalışmak istiyoruz. Bir de Oya Aydoğan'la dediler. Şimdi siz bu atışmalar var ya, ya o atışmalar var ya böyle şeyi sevmediğim için eyvah dedim. Yani yine çünkü gerçekten burada belki alınıyor, belki kızıyor ama yani bambaşka bir kurvarlarda koşuyoruz. O da çok değerli bir sanatçı. Ben hiçbir şey demiyorum, hiçbir şey de söylemiyorum. Ama benim anlatmak istediğim burada o böyle atışmaları çok sevmiyorum. Türk halkı da çok sevmiyor Sabahcığım. Yani Türk halkı böyle bir yere gelmiş, kültürüyle, her şeyiyle. Yani bir sanatçı zaten sinemacı ne demek? Bugün Hollywood sineması prodüktörleri, yönetmenleri dünyayı yönetiyor değil mi? Obama bile diyor ki ya da Bush diyor ki her kişiyle baş ettik ama Hollywood'la edemiyoruz. Hollywood ne derse o oluyor dünyada, Amerika'da da, dünyada da. Onun için böyle bu tür şeyleri sevmiyor halk. Eyvah dedim ama yine gittim, görüştüm. Sonra peki dedim. Çok da güzel ikna büyük ettiler. Büyük bir reklam kampanyasıydı. Çok büyük bir reklam kampanyasıydı. Daha sonra da Sabahcığım paraları da konuştuk. Hatta Antalya'dan... Peki siz de dediniz mi Oya ile benim param aynı olsun veya Oya'dan daha fazla para alayım, daha hayır, fazla saniye şey gözükeyim. Bana. Daha fazla olacak demiş ki onlar bana öyle bir şey telefon açtılar. Yoksa baştan hayır, konuşup anlaşılmıştı. Hayır, daha fazla anlaşılmıştı. Da diyebilir. Yani bu benim doğal hakkım ama öyle bir şey hatırlamıyorum. Doğal hakkınsa işte iş... Ama bak ama bir dakika. Ben doğal sadece... hakkınsa tamam hayır, yani. Ben belki ben şunu yani benim reklam fiyatım budur demiş olabilirim. Ama siz ne alıyorsunuz, kaç para alıyorsunuz? Hiç böyle bir hesaba giremem de. Peki Oya Hanım'ın ne kadar istediğini sordunuz hayır, mu? Hayır, asla öyle bir şey yok. Aynı parayı alalım dediniz mi? Hiç öyle bir şey söylemedim. Benim reklam ücretim budur dedim. Peki Banu Hanımcığım dediler. Sadece doğru söylüyor Oya Hanım. Şunu söylediler. Sizin rolünüz daha fazla Banu Hanım. Herhalde beni belki ikna etmek için mi? Ya da rol o şekilde dağılım, rol dağılımı öyleydi. Oya Aydoğan sonunda bir yerde gözükecek dediler. Doğru. Bir yerde değil. Baştan sona bir arabanın içinde geçiyordu. Bize gösterdi hatta o reklama bu da, gülmekten ölecek. Sorarken gülmekten ölecek. Hayatımda en güldüğüm program herhalde kadınla. Evet yani böyle bir şey oldu ki onlar telefon açtılar böyle. Yine sabah için kahkahalara başlarsak. Başlarsak değil mi? Bir şey yapmış peki, yani karıştırmış bir şey küçük bir şey merak yapmış. Ediyorum. Madem böyle bir teklif var. Tamam her ne kadar böyle pek hoşlaşmasanız da diyeceğim artık. O çünkü hani bayağı belli. Niye bir telefon açmıyorsunuz birbirinize? Mesela Banu'cum işte böyle bir teklif geldi. Gel şu aynı parayı alalım, aynı saniye gözükelim. Bu işi kaçırmayalım. Ama mesela ben şöyle de diyebilirdim. Yani Banu'yu o zaman bulmamışlardı. İlk bana ulaştılar. Ben çok kötü kalpli birisi olsam derdim ki Ahu ile yapalım böyle bir şey ya da Serpil ile yapalım demedim. Bilakis bulmalarına yardımcı oldum. Eylül Metin araya girdi biliyorsun. Esir yardımcı oldu siz ayağını mı kaydırdınız yani? Yurt dışındaydım oradan evet, buldu oradan Eylül'cüğüm.
Eylül araya girdi, yani buldu. Ben bütün iyi niyetimle, tabii ki niye birlikte oynamayalım? Sonunda profesyoneliz dedim yani. Ben de sonunda öyle dedim. Ama o neden arada bir şey yapmış yani. Biraz rolü fazla yapmış. Boş ver dediniz demediniz. Bazı sabacıyla gönül yazar işte. Hayır şirket Allah, bakın zaten gönül yazar sonunda bir saniye gözüküyor. Oraya sabacı daha çok. Sana da mutlaka göstermişlerdi. Gayet de yakışmışlar gönüllü mağazası yani. Aynı sistem aynı. Yani hayır ben oradaki şeyi merak ettim. Yani gönül yazar orada sizin... demedi ki ben oynamam, ben sonunda gözüküyorum. Ben oynayamayacağım Banu, sen senelerdir oturuyorsun, ben çalışıyorum. Ben senin daha altındaki bir şeyle oynayamam. Ben şov görüyorum. Hayır, 24 saat televizyonla ilk ama şimdi defa, oraya devamlı çalışıyorum. Ama ben de doğru ben yani, çalışıyorum. Doğru. Hayır ben şimdi sana, ben de çalışıyorum. Niye seni üstüme getireyim bir anda yani? Eşit olursa kabul ediyorum. Bunlar sınava sanatçıların kafesi. Yok, ama açık söylüyorum. IQ'muz kaç bebeğim? Ay şimdi ben sana IQ'muz kaç gerçekten. O şeyden aldın. O şeyden aldın. Tacı alıp kapağından. Kraliçeden yedireyim böyle. Bir dakika pardon ama. Siz neredesiniz, ben neredeyim hanımefendi? Siz nerede? Havalarda uçuyorsunuz. Ben hakikaten uçuyorum. Gerçekten öyle. Ben biraz kendimi yaşıyorum. Kendim için dünyanın. Her bak beni aramışsınız, reklam için de bulamadınız zaten. Aa biraz kendim için yaşıyorum. Oh my god. Yani bu nerede, ben nerede? Ay, o nerede, ben nerede? Ay bunları bunlar insanlar bugün bu kadar dertlerin tasarlarına olduğu bir gün. Ay IQ'su düşükler bazen böyle laf edebiliyor sabah. Alışık değilsin sen bebeğim. Ay. Peki bu mesela bu hani onun parası, onun sahnesi falan biraz hani sizin o dönemdeki afişlere de benziyor değil mi sizin az önce dediğiniz gibi? Benim adım öndekininki arkada. Bende bir var. Sende hiç o yok, bu yok. Yok. Doğruları anlat. Şimdi... Santimle ölçülür değil anlar. Aa şaka diyorsunuz. Evet zaten ilanları santim alınır. Dediği doğru. Afişler öyle, sinema afişleri. Doğru, birazcık büyük olduğunuz kadar doğru. Ben daha doğru. Bunlar daha pembe. Ya biz toz ben pembe onu söylemiyorum de sen başka bir şey anladın. Ahu'nun hiç toz pembe de değildir, direkt söylüyorum. Ben çıktığım zaman mesela parçalar 6-7 dakika, ben 3,5 dakikaya indirirdim grupla. Yani millet yemek yemeden direkt seyretsin şovu diye. Filmlerde de az gözükmek isterdim. Çünkü hani ne zaman çıkacak diye o merak olayı olsun isterdim. Ama başrolde oynuyorsun, nasıl az görünebilirsin işte ki? Onu hep rahmetli Orhan Elmas'la Sefa Ünal'la hep kavgamız oydu. Yani hani seyirci beklesin. Benim kapasitem başka bir tarafa bakıyordu. Yani onlar bilmiyorum, son anda film setlerine bilirsin, hatırlarsın. Yazılar gelirdi, senaryolar gelirdi. Biz tabii çok şey anda çektik. Ama gazına peki, dediğin zaman doğru. Peki şey yapar mıydınız, o ölçer miydiniz onun kimi daha? Aa, kıyamet kopardı. Aa, tabii ölçülür. Olur, gazinolarda santim milim oynayamazdı. Tabii ki. Öyle. Solu sağa ya vardı yani. Mesela ben öyle bir geldim ki sabahcığım. Yani inanılmaz bir fırtına isti Türk sinemasında. Kadir İnanır Cüneyt Arkın'la oynayamaz oldum. Çünkü isim kavgası başladı. Ay, sonra Sürmanşet, Banu Alkan, Avru'nun da öyle filmleri nereye vardı. Gitti bu böyle? De var galiba. Gazino'yu konuşuyorduk, sen Cüneyt Arkın'a gitti. Ben, ama ben Gazino'dan hiçbir zaman çıkmadığım için. Havada o yaşıyor, IQ yüksek ya havalarda. Hayır, ben bir kere Gazino'dan hiçbir zaman Gazino'ya çıkmadım bir. Onu demiyorum, biz oyayla... Ama ben de afişlerde aynı şey dedim biraz evvel. Afişlerde de aynı şey. Evet. Sinema afişlerinde ölçülü, ölçmek yok. Ben oraya geçebilir miyim yanına? Ay hala sinema afişinde yoktu ayol. Aa, bu doğru cevap veremeyince hemen oraya gidiyor. Sürmanşet yazıldığı zaman bilmeyeyim. Sonra benim adım, filmin adı sonra aktörler. Bu sefer başladık yeni aktörler bulmaya. İşte Hakan Ural gibi. Gazino'dan bahsediyoruz ama öyle değil mi? Ama ben de sinemadan bahsediyorum çünkü ben... aynı şey sinemada da var dedim. Çatla da patla. Benim çektiğim film TV Bu'da en çok seyredilen filmlerin 10. sırasında, ilk 10'da senin filmin ne var mı bakayım? Ertem Eğilmez'in filminde en çok seyredilen ben Şerif Gören gibi bir yönetmenin filminde oynamışım. Taksi şoförü. Ben de Şerif Gören'le oynadım. Beyoğlu'nun arka ya yakasında. Biz de oynadık. Ne yapalım de yani? Ama yardım et bana. Günah bana Nur Yerlitaş'ın dediği gibi, günah bana, ben nereye düştüm? Evet, Ahu Tuğba, Oya Erdoğan ve Banu Alkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tatlı tatlı atışmalarla hoş hoş geçiyor böyle, hani son derece şeysiniz siz de böyle...
Evet, bir kızmışsınız Banu Hanım'a ama çok da değil sanki, değil mi? Normal tabii ki, çok kin duyacak gibi değil. Böyle durur durur sakin, bir anda beni sinirlendirir. Çünkü çok iyi giderken bir anda şu IQ'ye taktı. Nedir bu IQ dedim. IQ'n böyle, IQ'n şöyle. Bir sinirlendiriyor beni. Seni şeye havale ettim. Sen hakkından geliver. sen hakkından geliver. Bana havale geliyor devamlı. Demin ne demişlerdi orada? Yaşımızı mı sormuşlardı? Yaşımızı sormuşlardı. Hepimiz orta yaşlıyız. Aramızda olsa olsa bir yaş ya da iki yaş fark olabilir. Kim daha büyük? Onu bilemiyorum. Ben her zaman söylüyorum. Girdiğim ilk sinema tarihi de, o günkü gazeteleri de bulabilirler. 1 Nisan 1961 doğumluyum. Her zaman bunu söylemişimdir. Yarışmaya da katıldığımız zaman 16 yaşımı sürüyordum 76'da. Yani 1 Nisan 1961 doğumluyum. Her zaman söyledim. Her zaman da şunu söylüyorum. O zamanki 16 yaşındayken, 17 yaşındayken sinemaya girdiğim zamanki yaşım yazılıyordu. O gazeteleri bulsunlar. Şimdi siz Allah yaş versene. Benim biliyorsunuz bir hastalık yedim. Akciğerimden kan geldi ve pis çıktı. Allah ömür versin ve yaş versin. Doğru. Allah buradaki Van'daki insanlar her gün deprem altında. İnsan nefes almaya gün versin. Allah yüce Rabbim bize gün ve nefes ve yıllarımızı nasip etsin. Güzellikler yani. Nasip etsin Allah'a. Tabii. Güzel şeyler nasip etsin. Tabii ki insanlara güzel şeyler verelim. Ben ilk defa duydum. Tabii streslenmeyeyim, ciğerlerimden kan geldi yani. Büyük ve kis çıktı, temiz çıktı. Kis ama ben hastanelerde uğraşıyordum yani. Ay çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Mutlaka gelirdim ama herhalde gerçekten Bodrum'daydı. Hiçbir Bodrum, şey yapmadım. Peki Ava Nur Alço Oya Hanım rahatsızlansa gider misiniz? Ay tabii ya. Ya ben giderim de bunlar gelir mi? Oya gelir. Alo'dan ama Banu gelir mi gelmez mi bilmiyorum. O arada Hollywood'da olduğu için gelemiyor. Niye? Burada olsa gelir. Hollywood'da mı olurum? Tropikal bir adada mı olurum? Bodrum'da mı olurum, nerede olurum bilmiyorum ya, ama. O bir yerlerde ama olur. Yani niye? Ben her niye? Yerde olsa dünyanın öbür ucunda da koşarak giderim. Evet. Ben hep kötü gün dostuyum. Ciddi ben söylüyorum. Ama annen ne kadar sevdiğini söylersin beni. Filmim oynadığı zaman bütün apartmanların zillerini çalarmış. Annem seviyor canım, seni de seviyor şimdi. Ama beni Allah daha Allah. Çok sever herhalde anne. Tabii tabii. Ama beni ondan daha çok sever. Annem çok seviyor yani. Seni Banu'cum dedi. Filmi oynadığı zaman bütün apartmanın zillerini çalarmış filmi oynuyor diye. Çok çok sevgilerim selam. Sen de buna inandın yani. Hiç kadın bir şey var mı? Çıkacak bütün apartmanı. Ahu söylüyor, kızı söylüyor. Bilmiyorum yalan mıydı Ahu? Hiç kıskana. Valla ben buladım artık eşinizin anneannesin anneannesi olduğu için. Bir dakika buna ama yani öyle demedin mi? Dün yediğimi hatırlamıyorum. Annen bir şey yok bütün apartmanı. Banu Hanım. Ha bebeğim. Çocuğunuz yok diye pişman mısınız? İyi çok güzel yapmış, ben tebrik ediyorum. Gerçekten. Valla yani çok güzel yapmış. Kendi için yaşıyor. Kendi için yapıyor. Yani bir çocuk dediğin zaman dünyaya getirdiğiniz zaman hakikaten yani zorlukları var ama. Derler, kanını, canını, malını hesabı. Ömrünü bir kere alıp getiriyor. Angelik seyrediyor yani. Mu? Seyretsin Angelik. Angelik seyrediyorsa seninki gerisi. Seyrediyor mu? Yok oğlum, ben değilim. Tabii ki zor ama zor Allah tabii. Uzun ömür versin. Tabii hepimiz çocuklarından. Şu anda düşünmüyorum. En güzelini yapıyorsunuz. Mı? Yani evet olsaydı İster miydin? İsterdim. Kimden olsun ister? Hangi aşkınızdan olsun? Ya her ikisinden de olsun isterdim. Gürbüz Bey'den de Murat'tan da. Onun bazen böyle evde hani onun eksikliğini hissedip gözyaşı döktüğünüz falan oluyor Murat mu? Murat Bey'in mi? Hayır çocuğun. Yani bir evladım yok gibi. Onun ailesi geniş ama yani yeğenleri falan var. Yani 13 tane yeğenim var. Hepsini ben büyüttüm. Ha. Onun için yani bir tane yeni bebeği oldu. Ablamın torunu oldu. Onu çok seviyoruz şimdi. Evet. Şimal buradan izliyor bizi, öpüyorum Ebru'cum, annesi Ebru. Ya anne demek çok büyük bir sorumluluğu alıyorsun yani. Doğru. O nefesin gibi oluyor ve aşık oluyorsun doğru evladına. Doğru ama kimi de bazen yapmadığın zaman belirli bir yaştan sonra çünkü bebek yapmamışsa. Şimdiki aklım olsaydı ama onun için 5 tane yapardım. Gerçekten mi? Yapardım. Neyse. Olan bir pişman, olan olmayan pişman. Allah'ın sizin, onun için sordum acaba sizin aşklarınızla ilgili de bir bandımız var. Şimdi onu gireceğiz. Onun için sordum acaba hangisinden çocuğunuz olmasını isterdiniz? Kimde? Her ikisinden. Yani Murat'a aşıktım. Bu şeylerde peki üçünüze vardı. De soracağım aynı soruyu banda girmeden önce. Rol arkadaşlarınızdan etkilenip de aşk yaşadınız oldu mu hiç? Benim olmadı yani. Belki de çok düşkündüm Gürbüz Bey'e. Yani benim olmadı ama bu olabilir dünyanın her yerinde. Bu böyle herkes vardı. Herkes evleniyor size. Angelina Jolie ile yani, Brad Pitt'le yani. Sekte. Belki olabilir. Etkilendiğimiz olmuştur ama çok olmuştur, seneler olmuştur, geçti olmuştur. İsim vermeyelim. Tabii ki oldu. Herkesin çok yan yanasın. Etkilenmeden olabilir bir mi yani? Filmini, sen etkilenmezsen erkek etkilenir bir kere karşındaki. Gece gündüz berabersin yani. Ya 2-3 ay sürüyor. Bunu inkar etmeyelim. En az bir ay bir film.
Tabii. Ama çoğunlukla da bitiyor yani. Ya çünkü ama şimdi hatırlamıyoruz. Çok şanslı bir kadındım ben. Onları mı? Filmden sonra da bitiyor yani. Çoğunlukla da bitiyor. Film aşkı. Şimdi dizilerde de olmuyor mudur? Mutlaka görüyoruz, etkileniyorlar, evleniyorlar, ayrılıyorlar. Tabii olur canım. Aynı mesleği yapıyorsun. Tabii canım, aynı mutlaka. Sevinci paylaşıyorsun. Tabii olmaz olur mu yani? Yalan konuşmayalım burada. Herkes etkilenir birbirinden. Tabii ki etkilenir yani. Tabii. Ben İnsanız belki sonuçta. De Gürbüz Bey benim bir sene sonra ne yapacağımı bildiği için öyle planlardı. Yani işi çok sıkımı tuttu, çok sevgimi gösterdi. Belki de siz de çok sevmişsiniz herhalde ki aklınız kaymadı. Ama o sevgiyi söylemiyor burada. Diyor ki etkilenme var mı diyor yani. Yani kadın etkilenmesi yani kendini alsa erkek karşısındaki. Benim olmadı ama mutlaka olmuştur. Olmuştur çünkü. Bir seyredelim bakalım. Arif yakışıklı aktörlerdi. Banu Altan'ın aşklarını. Saçmalama, ne yapıyorsun? Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan'ın canlı yayında sevgilisinden yediği bu tokat hayatını alt üst etti. O tokatla sanki aşk bitti gibi. Tam 13 yıl boyunca tutkulu bir aşk yaşamıştı Banu Alkan Murat Taşdemir çifti. Herkes bu birlikteliğe gıpta ediyordu. Aşkları dilden dile dolaşıyordu. Canım sevgilim, gel bak, güzel. Harika bir manzara var. Gel bebeğim benim ya. Gel canım benim ya. O günlerde çok mutluydular. Sürekli birbirlerine aşklarını, sevgilerini aykırıyorlardı. Afrodit Banu Alkan adeta bulutların üzerindeydi. Bu tende alevim az gelir bebeğim. Canlı yayında Murat Taşdemir'den tokat yedi. O tokat büyük aşkın sonu oldu. Bitmeyen o muhteşem aşk o tokatla maalesef o diğerleri formattı biliyorsunuz, bir evin içindeydik. O bir format, biz yazıyorduk, biz oynuyorduk. Ya, tabii ki özel hayat da vardı o formatın içinde. Hani yaşantımız da vardı ama bazı şeyleri de yazıyorduk ama o tokat maalesef ki gerçek oldu. Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Ben de hatırlayacağım ama yani bunu hakikaten yapmayın. Beklemediğim bir şeydi. Çünkü ben 13 yıl boyunca birlikte başımı yastığa koyduğum bir kişiden böyle bir şey beklemezdim. Hele bir topluma mal olmuş büyük bir starı stüdyoda olmasını unuttu. Evde zannetti herhalde kendisini ki bana evimde bir tek bir tokat atmamıştır 13 yıl boyunca. Afrodit'in sevgilisinden tokat yediği anın görüntülerini hem şiddet içerdiği hem de Banu Alkan'ı daha fazla üzmemek için haberimizin devamında kullanmıyoruz. Ancak Banu Alkan o tokadın hayatında kapanmaz yaralar açtığını dile getiriyor. O tokatla sanki aşk bitti gibi. Yani o kalp, o bitmeyecek aşk, o deliler gibi sevdiğim o Murat Taşdemir bir anda sanki o aşk bitti. Yani tokat demek ki bitiriyor bir takım şeyleri. Kalpte bitti. Afrodit Banu Alkan, büyük aşkı Murat Taşdemir'den canlı yayında yediği tokadın ardından günlerce gözyaşı döktü. İlk önce anlayamadım. Bir 8 gün boyunca, bir hafta kadar evime kapanıp sadece ağladım. Afrodit'ten eski sevgiliye büyük sitem. Ben dünyada o aşkı bitirecek hiçbir güç olamazdı herhalde Tanrı'nın dışında. Ama maalesef o tokat kendi onu bu kadar sevebilecek bir kadın, bu değerde bir kadın. Ben her bakımdan, ben sadece film yıldızı değilim, ben özel hayatımda, benim özel hayatımdaki değerimi ancak kendisi gördü, kendisi biliyor nasıl bir kadın olduğumu, nasıl şık bir kadın olduğumu, nasıl doğayla iç içe, şıklıkla iç içe bir erkeğin, her erkeğin isteyebileceği gerçek bir kadın, deliler gibi seven, aşık olan, tapan, ona muhteşem bir kadın. Bir daha zaten hayatı boyunca ne olacak ne de gelecek. Geçmiş olsun Murat Taşdemir'e. İmkansız. Tabiat o kadar zengin değil ki. Her şeyi bir arada barındıran bir kadın karşısına çıkabilsin. Yani kültürüyle, sevgisiyle, aşkıyla, tutkusuyla, kendini
Ladies School'larında yetiştirdikten sonra tüm ona 13 yılını veren, bunlar önemli faktörlerdi. Hepsi bir arada olan bir kadını çok zor, çok zor. Belki seven bir kadın bulabilir. Belki şu bu, ama bu kadar faktörün bir arada olması biraz zor yani, çok zor. Eski aşkım programlara çıkınca şımardı. Gelinliğim elimde kaldı. Çok enteresan, hayatım boyunca kolay unutmayacağım bir aşkı kolay unuttum. Ama ondan daha önemlisi senin karın çok özel bir kadın. Starlığın dışında özel bir kadın. O birdenbire şöhret olup, ben Okan Bayülgen'e bile programına katılacağım ama Murat Taşdemir çıkarırsan derdim. Kliplerimde oynattım. O güzellik yani bence dünyaya mal olmalıydı dedim. Çünkü şöhret olmak o kadar zor bir şey ki. Belki 50-60 film çekmesi lazımdı. Ama bir anda o 50 filmi çekmiş kadının arkasında erkeğimi bir anda taşıdım ve o 50 film çekmiş kadının arkasında bir anda devleşti ve büyük bir şöhret oldu. Şımardı. Sonra işte programlara gittik. Bazı programcılar bunu işte maalesef çok pohpohladılar. Biliyorsun gelinliğim elimde kalmıştı. Kandırılmış gibi hissettim kendimi. İçimi dağladınız vallahi böyle. Hani dudakları falan titriyor yani. Çok belli içten gerçek, hala seviyor gözyaşı. Galiba. Seviyor musunuz hala Banu Hanım? Seviyorum tabii ama... Ya hem o gelinliği görünce hem de o tokat çok ağırdı. Yani Türk halkına mal olmuş bir sanatçıyı, bir kadına, her kadına ama. O toplumun önünde, çünkü ben 13 yıl boyunca beraber bir yastıkta hakikaten 13 yıl geçirdik. Hiçbir gün öyle bir hareketini görmedim ama ben o gün haklıydım. Ve bütün Türkiye ayağa kalkmıştı ve cezalandırmak istediler. Gittim geri aldım. Yani bütün onlar cezalandıracaktı, bütün kadınlar. Geri aldım bebeğim onu çünkü istemedim ona bir zarar vermek. Neden oldu o tokat? İşte o evlendiği kadın... geldi tekrar barıştı. Ve Seda Sayan'ın programına çıktık bir ay boyunca. Seda da işte bizi barıştırmak isterken, hatta reytingde bir sabah programını ilk bire taşıdım. İlk 2-3 oluyorduk. Sonra bir baktım bir gün ben Antalya'ya eve döndüm. Yani yazlık evime. Bir baktım sabahcığım kız kardeşim arıyor, diğer kız kardeşim Filiz. Ablacığım televizyonu açar mısın dedi. Murat dedi karısıyla. Seda Sayan onu almış sonra bizi barıştırmak isterken. Ve çok... Yani Seda Sayan çok bence yanlış yaptı. Ben halkı da bunu istemedi. Ama olmaz, bir ay boyunca bizi barıştırmak isterken ve o tam bebek sahibi olacaktım Sabahcığım. Karar vermiştik, onu da olamadı. Ama o şimdi zaten ofisinde. Yani bildiğim kadarıyla format olayıydı bu. Hayır, bizim duyduğumuz... sonra biz gittik. Ha, ama o zaman da Murat Bey evliydi herhalde siz programa başladığınız zaman. İşte... Ayrıldı, geldi, tekrar barıştı. Çünkü evet. Benim gelinlik elimde kaldı ve biz birlikte 13 yıl. Bir nikah varsa da bunun hakkıydı yani. Şimdi yani. Doğru ya da doğru. Bir nikah varsa hakkıydı. Senelerce hakikaten ben hep doğruya doğru derim. Çok sevdi ve her zaman ben kızıyordum ya, sen koskoca Banu Alkan'sın, niye televizyonlarda Murat seni seviyorum. Sevgini içinde sakla diyordum. Her yerde bağırıyordu. Murat'ı seviyorum. Çok ne paye verdi. Kendine, çok paye kendine. Verdi. Yani bir evlilik olacaksa onun hakkıydı. Onunla tamam, onun hakkıydı da yani o evliydi zaten. Ondan sonra Banu'yla programı yapmaya başladı. Hayır, öyle bir anlatıyorsun ki. Ayrıldı, geldi yok. Yanıma. Hani evet, onu kaç bilmiyorum. Sene onu evli bekledi. Olduğunu bekliyordum. Zaten ayrıldı, siz beklediniz size nikah kıyısın diye. Sonra hayır, 13 yıl beraberdik. Sonra birdenbire bir evlilik olayı gitmiş, çıktı. Gitmiş başka bir hanımla evlenmiş herhalde. Geçici bir evlilik. Sizin dediler. Hiç şüpheleniyor muydunuz başka birisi vardı? Bir anda karşınıza çıktı. Zaten. Sonra tekrar onu boşamaya verdi. Yanıma geldi. Kabul ettim. İşte o format, eve girdik beraber. Ama o tokat olayı gerçekti. Çünkü o tokat olayı maalesef bu devasa aşkı bitirdi.
Neden atmıştı o tokadı? Ben kemerdeydim. Biraz temiz hava çok sevdiğim için. Dedim ki sen erken git sabah programı dedim. Ben dedim geliyorum. 3'te kalkacağım. 5 uçağıyla geleceğim. Bitişeceğim. Sen deli misin dedi bana. Sonra o gidiyor. Sonra orada işte programda diğer o beraber evlenmiş olduğu, ayrılmış olduğu ya da o zaman ayrılmak istediği kadın izin verdi. Murat Bey bize dedi. Ben onu duyunca yani ömrümde böyle yani kendimi nasıl canlı yayında her yerde kontrol ederim edemedim ve oradaki suyu tuttum ve fırlattım. Tabii o refleksle onu yaptı ama yine de bana çok ağır geldi. Ne kadardır görmüyorsunuz? Çok oldu yani 3 yıldır ayrıyız zaten 3,5 yıldır ayrıyız. Hala evli mi? Bilmiyorum. Hiç haber almıyor musunuz hiçbir yerden? Yok. İstemiyor musunuz? İstemiyorum. Acıyor mu? Acıyor. Yani ben istesem asla benim erkeğim benim yanımdan gidemezdi. Bir kadın isterse gidemez o erkek. Mümkün değil. Ama hem istemediniz hem çok seviyordunuz hem gitmiş. Gitmedi geldi. Ama o izni ondan aldık. O da tabii mücadele veriyor diğer kadın. Ondan izni aldık deyince ben... Gitti. Bir de bir şey... Bütün bunlar şeylerde kaldı. Bakın. Klipler. Klipler'de oynadı. O mavi gözlerini şöhret yapmak istedim ama o da hatalar yaptı. Şu anda Murat Bey ne yapıyor falan hiçbir bilgim yok bilmiyorum. Bana şu anda kulaklıktan söylediler televizyon olmayan bir yerdeymiş. Televizyonu açmaya gidiyormuş bir yere diye biliyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Bağlanacak eğer hala bekarsa affeder misiniz? Barışır mısınız? Ya da ne hissediyorsunuz? Bilmiyorum. Zor. Ama çok sevdiğim bir gerçek. Yani çok seviyorum. Çok. Çok çok tatlı tarafları... Yani tabii kişiler ne yaşadığını bilir. Tabii bu bir format bu. Tamamen format. Kendi yazıyordu. Nesini özlüyorsunuz mesela Murat Bey'in en çok? Adam gibi adamdır yani. Hani bir ben kimisi burası der. Format. O hayatta böyle laflar edemez bebeğim benim. Ama özel hayatımızı ortaya koymuştuk. O özel hayatın yanı sıra da süslemeliyiz dediler bir takım. Biz dedim biz böyle kavga etmeyiz. Hatta gözlüğüm kırdığı zaman... bir daha kıralım dediler. Gülecek. Türkiye ayağa kalktı o gözlük için. Yani bunlar evde olur bir hadisesini yaratalım. Şimdi tabii ki programcılar da haklı olarak biz o an kavga edemiyoruz. Ama nasıl edersiniz? İşte gözlüğüme çok kızar derdik. Hemen bir şey yazardık. Nasıl kızardı? İşte kırardı derdik. Hemen yazıp yapalım derdi. Yani çünkü kendi hayatımızı oynuyorduk. Yani... dünyanın dört bir noktasını uçuyorduk, Paris'e uçuyorduk, oraya uçuyorduk. Neyse oydu ama biraz fazla kaptırdı kendini. Herhalde aktörlüğü sevdi burada. Canım benim. Sizin mesela ilişkiniz içerisindeki gerçek olan da yani bu sanalda hani oyunculuğunuzu oyuncu olarak ama hani yapmış olduğunuz program olarak konuşmuyorum da. Kuş ne kadar güzel uçuyor beyaz. Çok güzel kuş, değil mi kuş? Birkaç tane var kuşumuz. Bir de şey vardı galiba sen bir onları mı görmeye gitmiştin? O kadın tarafından mı sana bir şey olmuştu? Evet Öğrencim o da çok televizyonlarda. O da bebeğim çok şey oldu. O da inanılmaz bir hataydı. Bana dedi ki aynen böyle Banu'm dedi. Çok özür diliyorum zaten işte geldi o eve girdik. O eve de girmezdim ben böyle yapmazdım asla ama işte yani kadınsınız her şeyinizi unutuyorsunuz. Yani o an aşkınızın yanında işte öbür kadınla mücadeleye girmedim ama giriyor gibi oluyorsun Oya'cığım. Ve bana dedi ki beni aradığında Banu'cum hoşlanıyorum dedi o zamanlar. Yani bu benim söylediğim kaç 4 sene önce falan. Sensiz yaşayamam dönüyorum dedi. Özür diliyorum bebeğim dedi. Sonra ben Antalya'ya indiğimde bana indin de uçaktan. Alo dedim, kadın çıktı karşıma. Ama ne hakaretler bana. O böyle kanım yere indi ve çıktı. Şoföre de, beleye doğru gidiyordum, dön dedim.
şoföre. Öyle bir sert demişim ki. Ne oldu Banu Hanım dedi. Doğru gittim kayınvalidemin evini çaldım. Kimse yok. Allah Allah. Aşağı indim. Bir baktım Murat Bey bir an onu aradım telefondan. Baktım geldi. Bir baktım kadınla annesi arkadan geldi. Ve benim orada hayranlarım olmasaydı kadın beni dövecek. Yani inanılmaz. Böyle bir tokat çaktı bana. Yani böyle yapmasam yüzümdeydi tokadı kadının. Ve baktım Murat niye geldin dedi buraya. E dedim seni aradım kadın niçin çıkıyor ve bana neden hakaret ediyor. Bana bunu söyleyecek dedi. İşte yok şu ya inanılmaz yani. Ben gençliğimin zirvesindeyim ve benim yaşımı söyleyerek hakaret ediyor. Kendisi de 36 yaşında şu an ayrıca. Ah, inanılmaz oyacım. Ve oradaki hayranlarım hop 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 dediler. Çekil bakayım sen abla dediler kadına. Sen nasıl Afrodit'e vurursun, Banu Alkan'ımıza vurursun dediler. Ve ben resmen hayranlarım oyacım orada kurtardı. Gerçekten öyle. Fakat tabii Murat Bey hemen uzaklaştırdı falan. Ne yapıyorsunuz falan dedi yani öyle bir... Kim seni mi uzaklaştırdı onları mı? Onları uzaklaştırdı ve şeydir yani öyle bir şey tarafı vardır, bir tarafı vardır yani. Ama hem az daha dayağı yiyordum hem yani. Hem içi acıyor hem bir yiğit tarafı vardır. Öyle ama onun için... Çok enteresan. Bu benim evdeki için... annem de böyle Banu şeyle böyle hem şey yapıyor hem iyidir diyor. Yani bu tam sevmiş. Benim ama annem de böyle sevmiş. Bekliyor hala. Evet. Tam sevmiş. Ama bebeğim yani 13 yıl avucum baş konusu evet. Aynı yastığa. Ama neler yaşadık? Ama öyle bir şeyiniz yok değil mi herhangi bir? Yok ben hayatımda seni seviyorum dediğim zaman boşandığım gündür. Ben 3 kere söyleyeyim adam gidiyor demektir. Siz sevdiğiniz zaman mı adam? Ben seni seviyorum dediğim zaman adam yavaş yavaş gidiyor demektir. Ağzına 3, 4, 5 çıktığı zaman. Sen sevmiyorsun, seviyorum demek güle güle mi? Seviyorum dediğim zaman gidiyor demektir yani. Hani derler ya karıcığım beni seviyor musun? Hani ben de seviyorum. Bir daha söyle bir de. O lafı söylediğin zaman ben söylediğim zaman boşanmaya doğru gidiyorum demek. Ayrılığa doğru gidiyorum. Anam bu da normal değil bu. Ben değilim. Bu da normal. Ben ağlayamam böyle bir erkek için. Ben bu ağlama ben tarzını çünkü benim annemde gördüğüm için yani ben dedim böyle bir olmayacağım dedim. Çünkü kadın hala ağlıyor. Yani böyle hem iyi hem adam gibi adam işte bu senfonda bir annem var benim. Hala bir aynı bu nasıl Murat'ı diyorsa benim evdeki de dedim ki ben asla böyle bir kadın olmayacağım. Bu gözyaşlarına dayanamıyorum çünkü ben bir kadının. Gözyaşlarına. Ama şey ağzım, evet bir çok kadın... sevdiğin tarafları var ama yanlış yaptığı için de ağlıyorsun. İşte çok vericisiniz. Bu gen evet, meselesi doğru. Herhalde. Doğru. Yani ben bebekliğimden beri böyle bir olmayacağım diye yemin ettim yani kendi çok kendime. Farklı iki. Hem çok aynı hem çok farklı iki tarz. Mesela Banu Hanım da ben işte çok Banu Hanım bekliyor yani. Banu Alkan'ıyım. İşte Afrodit'tim. Her şeyde onu demiyor yani. Hüngür hüngür şu anda gözyaşları içerisinde dudağı titriye titriye gözyaşı döküyor. Çok ağladı. Üzüldüm vallahi. Allah ağlatmasın yani burada Amin. Kim bilir kimler ne kadar aşıktır. Banu gibi ne ağlayan genç kızlarımız anneler vardır eşlerini bekleyen. Allah ama ağlatmasın. Ama sevmek de çok güzel bir duygu yani. Yok, ben seveyim ben hoşlanayım. İşime gelirse yoksa yok. Ben aman yok Allah konuşmayayım. Zaten tarihi eser oldum ben. 211 yaşındayım. bu saatten sonra da hiçbir şey olmaz. O da çok zor ama hani sevmemek için kendini çok tutmak mutluyum. Da çok zor. Çok mutluyum. Bu şekilde gözyaşı 4 yıl sonra aynı bu en kötüsü şey. İşte en kötü olay bu bir kadının. 4 yıl 5 yıl sonra bu şekilde gözyaşı dökmek de özlemek de onun ben kokusunu o da ben anladım ki Murat Bey şu an bekarsa barışalım dediği anda Murat gözlerin içi gülüyor anacığım. Barışacak. Nasıl? Galiba bu acaba kadar sevgiye ne kadar söylersen söyle. Ne dersiniz ilk mesela? Seviyor ayol. Ben mi onu mu? Geldi karşınıza çıktı diyelim. Ne demek istersiniz yani? Herhalde o masmavi gözlerine belki dayanamayabilirim doğru. Çünkü çok güzel bakar. Seviyor. Ve çok tesirli bakar. Ne dersiniz peki? Bence bir döverim bu orkideyle onu. bir döverim böyle ondan sonra o artık o hırsı boşaldıktan sonra belki sarılırım. Yalnız orkideyle. Ama derim. Orkideyle dövüyor. Evet, ayol ben öyle falan dövüm. Ben bayağı dövedim ya. Onu dövemezsin avucuma var ya. Aman merak etme. Bir yerden bir merdivenden bir kayıverir bir şey olur düşer işte yani. Canım benim. Çok
Murat da iyi bir çocuk tabii, yani şaka yapıyorum da Banu'nun bu sevgisi yani... İlginç bir sevgi yani, evet. Hani bu kadar söylemek de gerekir mi gerekmez mi orası tartışılıyor. Hiç haber almıyor musun? Çok kızgınım yani, kırgınım. Oya'cığım çok fazla kırgın. Peki Oya'cığım sen hiç böyle aşık oldun mu? Onunki kadar değil, yok hiçbir zaman yani benim için de, ben de daha senin kadar değil, ben ikinizin ortasıyım yani. O kadar katı da değilim, sevmemek için kendimi zorlamam da ama o kadar da iyi niyetli olamam. Ben 13 sene vereceğim, üstüme gidecek, evlenecek, evet. Ben onu şöhret edeceğim, Türk halkına tanıştıracağım, ben affedemem yani. Bir hiçbir tarafı kadın mahvetmez. Affetmez, tabii. O kadar şey çok seviyor ki ona ya saygı duymak zaten, lazım. Oya'cığım zaten ben bak hemen işte Oya'cığım. Onun istediği konuda evet hayır, dedim, hiç Oya'cığım oldu. Yok. Şimdi çok başka bir şey konuşuyorum. Biliyorum. Çok yani, üzüldüm ben de, çok üzüldüm. Ben de çok yani çok hangi kadın erkeğin istediği zaman o ondan kurtulabilir bir erkek? Mümkün değil. Ben bıraktım. Yani ben saldım. Bıraktım ya, bırakıp demeyeyim. Bırakmamak önemli değil. Dikkat yani, ettiniz yani mi? Yani öyle bırakma hikayesi Bağlı, değil. Bağlı onu öyle söylemiyorum. Mesela hiç dikkat ettiniz mi? Erkek bırakmadığı zaman kapılarda yatıyor. Paldır küldür eve geliyor. Evet doğru. Kadın mesela o erkeği istiyor ve kapılarına gidemiyor. Mesela Banu Alkan gidiyor. Bir kadın açıyor ve hakaret ediyor. Ama o erkek karşısında Banu Alkan olmasa Murat... Mesela Banu bir erkek de içeride olsa Murat kapıda da yatar, arabada da yatar. Misal diyorum. Evde yoklardı. Ya erkek bire geldi. Erkek her zaman genlerinde genç şey olduğu için erkek her şeyi yapıyor ama kadın gidip de bir arabada yatıp veyahut da onun arkasından takip etme potansiyeli yok. Ağabeyciğim ben bir şey diyeceğim. Bizimkiler Murat Bey'i aramışlar. Şu anda bana kulaklıktan söylüyorlar. Murat Bey'i aramışlar. Kendisi demiş ki eşim rahatsız olur diye bağlanamıyorum. Başka ne demişti Özgür? Yol açık olsun, sevgilerimi, saygılarımı. Ay ben ağlayacağım şimdi. Söylemek istiyorum. Şimdi kusura bakmayın da hakikaten doğru. Mesela şu anda Banu evli olsaydı, mesela Murat Bey de sevdiğim bir arkadaşım, ne olursa olsun, yani isterse 5. eşi olsun, Banu Alkan'ı bilerek alıyor. Murat'ın şu anda telefona bağlanması kadar, o da televizyoncu eski, bağlanıp saygılarını da sunabilirdi. Banu olsa bağlanırdı. Mesela burada benim bir herhangi bir eşimden biri olsa bağlanırdım. Sevgi ve saygılarımı ona sunardım. Çünkü bu kadın hala gözyaşları akıyor. Hiç olmazsa iki kelime. Erkekler niye bu kadar vicdansız onu anlayamıyorum. Ama en azından bir şey öğrendik ki Banu Hanım hala evliliği devam ediyor. Evet onu. Yani haber olmuyor. Evet. Haber biz yoktu hiçbir şeyden ama hani devam ediyormuş. Artık. İnşallah aynı. Hadi bu aşk acısı sizi barıştırsın artık. Yok, biz saralı. Zaten dargın değiliz. Ben çok olsun. Üzüldüm. Hiç kıyamam gözyaşlarına. Çok çok üzüldüm. İnan çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Tatlım benim. Ay çok üzüldüm. Allah'a çok üzüldüm. Ay vallahi ben de çok fena oldum. Ay kıyamam size ya. Pamuk gibi. Her şeyde de bir hayır var. Bakın şimdi. Hani Murat Bey sayesinde de 35 yıl sonra bir dostluk oluştu. Canım benim. Vallahi çok içten söyledi ama ben çok içten üzüldü yani. O Hanım'da, Ahu Hanım'da. Çok üzüldüm. Sizin kıyamadım. Yani... Sevgisine kıyamadım yani. Evet. Bu kadar evet. Güzel zaten sevebilmek çok önemli. O da öyledi.
Ben sizi vallahi kahkahalar atarken uğurlamak isterdim programdan. Kahkahalar eşliğinde böyle teşekkürlerimi sunmak isterdim ama... Hayat mı desek, ne desek, vallahi her şey istediğin gibi olmuyor yani, tahmin ettiğin gibi olmuyor. Doğru. İnsan üzülüyor, ne olur sorsun yani. Aynen üzülüyor. Hayvanla benden bile gözyaşı geldi. Evet, hepimizden. Hiç sevmem yayında ağlamayı. Ben de hiç sevmem, hep bir ağlıyoruz. Evet, bir fena değil mi? Bu evet, gündüz kuşağında yani. Bir şey var galiba. Geldiğimden beri gözlerim doluyor. İnşallah. Bundan sonraki hayatında sana çok yakışacak, seni çok iyi taşıyacak, mutlu edecek. Ya ben inşallah. Birisi inşallah. En ben kısa zamanda. Ben sokardım zaten de, hep böyle bir dinlendirdim kendimi. Siz bir beklemişsiniz ama halen devam ediyor o evlilik. Atın şimdi burada o gözyaşlarınızı. Evet. Güzel güzel böyle kahkahalarla yenisini çağırın. Evet. İnşallah. Hadi kahkaha atın. Çok teşekkür ederim. Üçümüze de gerçekten şeref. Vallahi kötü oldu. Canım gözyaşları başlıyor. Herkes hepimiz üzüldü. Çok üzüldü. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki size böyle bir dostlukla... Aa yap, gelmeyeyim Allah'ım. Ben öyle hani güldükçe de duramam, ağlayınca da duramam. Onun için çok teşekkür ediyorum. Hayatta alkışlayalım üçünü de bütün izleyicilerimizle.